Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sizde de bu bahar yorgunluğu var mı? Yoksa bu sadece bende mi? Gerçekten merak ediyorum. Eşim kan testi yaptıralım diyor. Büyük ihtimalle yaptıracağız da işte işlerden vakit olmuyor. Sizde de şu var mı arkadaşlar? Neden öyle? Bilmiyorum. Bazı insanlar doğuştan mı öyle? Ne kadar düzeltmeye çalıştıysam düzeltemedim. Şeyden de olabilir. Sabah erkenden çıkıp bir yere gitmediğimiz için de olabilir. Çünkü Amerika'da çalışırken böyle değildi. Sabah hafiften böyle uykulu gibi işe varıyordum. Ondan sonra sağlam bir çayı çaktım mı direkt gözler açılıyordu. Şimdi evdeyiz, evde kayıt yapıyoruz. Bir türlü uykum açılamıyor. Böyle olduğu zaman da arkadaşlar, sizde de oluyor değil mi bu? Gece cin gibi oluyorsunuz. Hadi bakalım. Gece cine bağlıyorsunuz. Neden yani? Güzellikle anlatmaya çalıştım metabolizmama. Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Yani ha gece uyanık olmuşsun, ha gündüz uyanık olmuşsun. Gündüz uyanık oluver işte. Yok, dinlemiyor abi. Belki yine daha önce bahsettiğim spordan gelip ondan sonra bir adam gibi dinlenebilip ondan sonra uyanıp çalışmaya o şekilde devam etmenin belki faydası oluyordur. Şuna bak, saat 3'e 5 var. Bir de şunu yaşıyor musunuz arkadaşlar? Nedense son günlerde çok fazla yaşıyorum. Kendimi tokatlayacağım artık. Telefona çok bakmak, internete çok bakmak. Herhangi bir sebebi de yok. Salakça yani. Yok bilmem nereye yorum yazdım, oraya cevap yazmışlar mı? Yok bilmem ne gruba yorum atmışlar mı? Zaten birkaç ay önce yeni telefon almıştım ya. Onu aldığımdan beri Facebook'u uygulama olarak kullanıyorum. Facebook'u açtığın zaman direkt ana sayfa çıkıyor sen düğmeye basmadan. Ondan sonra zaten o biliyorsunuz vakum yani. Ana sayfa vakumu. Evet. Neyse, bir sorunu çözmek istiyorsak önce o sorunun farkında olmamız lazım. Bu da benim sorunlarımdan bir tanesi. Evet, artık gerçekten irademi yenmem lazım. Saçma sapan artık Facebook'a falan bakıp böyle kendimi sinirlendirmemem lazım. Maalesef hala da mesaj atıp abi baksana şurada bir haber çıkmış. Genelde de doğru olmuyor ama diye beni sinirlendirmek için para mı alıyorlar artık? Git şu Efe'yi sinirlendir diye para mı veriyorlar bunlara maaşlı? Efe sinirlendiriciler mi var? Neyse, tek tek bunları filtreliyoruz. Kendim de artık Facebook kanserine daha az bakacağım. Daha doğrusu komple internet kanserine. Öyle şey el alışkanlığı ya, değil mi? Arkadaşlar, kimlerde var bu? Herkeste var herhalde. Herkeste oldu yani el alışkanlığı. Yok mailime bakayım. 5 dakika sonra unutup bir daha bak. Instagram'da yorum yazmışlar. Lan yazsalar ne olacak yani? Yazacakları yorumlar belli. Yap işini çık. Yani aslında hani şunu da diyebilirim bahane olarak. Ya işte Instagram'a bir şeyler yüklüyorum. İşte YouTube'u kullanıyorum. Facebook'u kullanıyorum. İşimin bir parçası. İşimin bir parçası da abi yükle. Ondan sonra da günde bir kere bak. Bu kadar yani. Neyse. Bunu böyle dile getirdim ya, en azından bu problemin farkına vardım. Biraz daha bu konuya dikkat edeceğim. Yoksa benim kafa hiçbir zaman düzelmeyecek abi. Kafa hep kazan yani benim. Sebeplerinden en büyük sebep belki bu yani. Salak salak telefona bakmak. Toplumumuzun kanayan yarası arkadaşlar. Salak salak telefona bakmak. Ne güzel, eskiden kitap falan okuyorduk. Hemen haftalık raporumuza geçelim. Haftanın yalanı. Hızlıca geçeceğim haftalık raporu. Hep aynısını diyorum değil mi? 3 gün sonra biliyorsunuz astronominin rasathane çekimi var. Şu an artık ona hazırlık sürecine girdik. Her zaman olduğu gibi yani video eğer tamamlanırsa göreceğiniz üzere baya bir prodüksiyon, yani en azından emek olduğunu göreceksiniz. Bunu az kişiyle nasıl halledeceğiz? Tabii ki gene parçalayarak. Bazı çekimlerimizde mesela özel oyunculara ihtiyaç var. Mete gibi, liseli gibi, ekşici gibi. Bazı çekimlerimizde proplara ihtiyacımız var. Onları tek tek aldık. Onları yapacağız, üreteceğiz. İşte büyük bir kırmızı ışık gibi. Ondan sonra bu uzay zaman düzlemini modellemek için bir hula hoop aldık. Onun içine de esnek bir kumaş gireceğiz. Böyle bir sürü proplarımızın da olacağı çekimler olacak. Ama işte bunu ayrı bir zaman yapacağız. Yukarıya, rasathaneye çıktığımızda yapmayacağız. Çünkü orada da ayrı zorluklar olacak. Gönül isterdi ki bütün çekimler rasathanede olsun ama
Olsun, çok çok önemli değil. Zaten seyreden arkadaş çok fazla fark etmez bunu. Ve hatta meteli, siliği, ekşiciyi üçünü aynı anda ayarlayamazsak onu da yine parça parça yapacağız. Bunları niye söylüyorum? İnsanlar hani gözlerine çok büyüttükleri dev prodüksiyonları, abi bu olmaz ya, zor dedikleri şeyleri böyle küçük küçük parçalara ayırarak yapabilirler. Her neyse, diğer üzerinde çalıştığımız şeyler yavaş yavaş zaten devam ediyor, onları tekrardan söylemeye gerek yok. Robot olsun, küçük motora bir bakmak, motor olur mu olmaz mı onun üzerinde birazcık uğraştık, o olsun. Ona çok şey yapamadık ama vakit ayıramadık çünkü bu astronomi çekim var şimdi yakın zamanda. Astronomi için animasyonlar olsun, onlar da teker teker halloluyor. Ha bu arada arkadaşlar, şeyi fark ettim. Sesli hikayelerin montajına eğer girmeye çalışırsam, şimdi küçük küçük olduğu için çok fazla vakit harcamıyordu ama hikayeler gittikçe uzayacak ve onun montajına uğraşırsam astronomi dahil diğer işlere vakit kalmayacak. O yüzden sağ olsun adminimiz Çağrı'ya yolladım. Onun montajlarını, yani sesli hikaye olayının montajlarını o halledecek. İkinci hikayem olan Türkiye birincisinin montajını halletti, yolladı. İlk fırsatta onu da yapıp yüklemek istiyorum. Evet, her neyse, projelerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bizim çıktığımız zamanda ünlü olan arkadaşlar sürekli aynı şeyleri yapmaktan tabii bir noktadan sonra gözden düştüler. Hatta yeni çıkanlar da öyle. Benim böyle bir korkum yok. Yani arkadaşlar sağ olsun bu kadar sevgi ve ilgi gösteriyor. Bunu karşılayamaz mıyım acaba? Günün birinde Efe de bozdu derler mi? Böyle bir korkum yok, biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten yok. Böyle bir baskı da yok üstümde. O konuda gerçekten kendime güvenim tam. Yani başka bir deyişle, Efe şimdiye kadar bu kırmızı hapları çekti, astronomileri çekti, böyle iyi denebilecek skeçler, kısa filmler çekti. Acaba bundan sonra çektikleri beklentiyi karşılayabilir mi? Çok kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim ki karşılayabilir arkadaşlar. İki tane daha, yani astronomi, yeni astronomi ve özellikle ondan sonra çekeceğimiz çalışma. Evet, beklentileri karşılayacak, sevenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Evet, haftanın FIB köşesi, yani haftanın Patreon üyesi sorusu köşesine geçelim. Bu haftaki sorumuz Kaan Zincir Kıran isimli yaşayıcımızdan geliyor. Evet, lütfen güzel Türkçemize dikkat edelim bu arada. Zincir Kıran değil, Zincir Kıran olacak. Oho, daha kendi adını yanlış yazmışsın. Evet, nüfus memuruyla nasıl bir macera yaşadınız? Harbiden merak ettim şimdi. Ciddi ciddi nasıl insanları nüfus memuru yapıyorlar bilmiyorum. Zincir Kıran soyadı da nüfus memuru mağduru mu? Çünkü o kadar çok ben gördüm ki bunu. Abi normal bir kelime söylüyorsun, adam trollüyor ya. Kasıtlı yapıyor herhalde yani. Diyorsun ki mesela soyadın ne olsun, Ramazan diyorsun. Adam Ramazenki yazıyor mesela. Sonra diyor ki ben öyle anladım. Gerizekalı, öyle bir kelime mi var? Öyle bir kelime mi var? Öz Yılmaz diyorsun, Öz Yelmez diyor. Ulan hayır, insanların zekasıyla da şimdi dalga geçmek de istemiyorum. Ali diyorsun, Alü yazıyor mesela. O kadar var mıdır acaba? Düşünse, o noktaya gelmiş midir acaba? Çocuğunuz adı ne olsun? Ali. Tamam, alo. Bu sistem düzeldi diyorlar ama bence düzelmedi. Baksana isimlere. Elit. Mesela Elif demeye çalışmış. Elif demeye çalışmış. Yanlışlıkla Elit yazmış nüfus memuru. Elif demiş annesi. Yanlışlıkla Elit yazmış. Ayça demiş, Afra yazmış mesela. Siz bilmiyorsunuz aslında arkadaşlar. O trendlerin çoğu nüfus müdürlerinden geliyor. Onlar trendsetter yani bu konuda. Sonra diğerleri de bakıyor, aa güzelmiş diyor. Onlar da o şekilde. Ben mesela kesinlikle serverin öyle olduğunu düşünüyorum. Server. Serveti bir kişi yanlışlıkla server yazmış. Sonra diğerleri de onu takip etmiş. Evet, neyse, geyiği geçelim. O zaman podcast biter lan. Kaan Zincir Kıran diyor ki, abi merhaba. Bu son podcastinde Cohen kelimesinin anlamından bahsetmişsin. Bilen varsa söylesin demişsin. Ben de bildiklerimi paylaşmak isterim. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Musevi inancına sahip. Ailesi de öyle. Ailesi öyle olmasa ilginç olurdu zaten. O arkadaşı da danıştım yanlışlık olmasın diye. Müslümanların cahiliye diye tabir ettiği dönemde her Arap kabilesinin bir koheni, yani kühhanı varmış. Sonrasında İslam'ın ortaya çıkmasıyla kehanet üretmek, gelecekten haber vermek yasaklanmış, şirk sayılmış. Günümüz İslam'ında bunun kalıntısı da su falı, el falı, tarot falı gibi gibi şeyler yapan veya cinlerle konuştuğunu söyleyen
komik arkadaşlar. Aa, niye komik diyorsun? Bizim orada bir arkadaş vardı. Ben ona gittim. Dedi ki sen bir erkekten hoşlanıyorsun dedi. Nereden bildi? Nereden bildi? Yani benim tipime, görüntüme bakarak sen bir erkekten hoşlanıyorsun, onun duygularını merak ediyorsun. Nasıl bilmiş olabilir? Gerçi bizzat ben gitsem bana dese sen bir erkekten hoşlanıyorsun. O evet. O zor bir tahmin. O zor bir tahmin de. Genelde öyle olur ya. 30-40 yaş arası veya 40 yaş üstü şık giyimli kadınlar gider. Tarot falcısı da iki karta bakar, der ki sen bir erkekten hoşlanıyorsun. Ama onun duygularından emin değilsin. Ha siktir, nereden bildi abi? Nereden bilecek oğlum? Özel güçleri var. Özel güçleri var. Bu arada 40 yaş üstü zengin dullara, özel olarak 40 yaş üstü zengin dullara hitap ediyoruz. Medyum Aydali, siz de geleceğinizi öğrenmek istiyorsanız Medyum Aydali'ye başvurabilirsiniz. Neyse, devam edelim arkadaşımızın mesajına. Zaten parça parça yazmış. Bunların sosyete takılanları kendilerine medyum diyor. Daha kara düzen olanlar ise mesela Samsunlu Efe Hoca tarzında şekilli isim yapıyor. İşte Efe, sıkıntı orada benim. Yani bu Efe ne tarikat şeyhi ismi olur, ne peygamber ismi olur, ne hoca ismi olur, hacı hoca ismi olur. O yüzden Aydali diyoruz. O da bile ucundan kurtarıyor. O da bile postmodern hoca gibi yani. O bile postmodern hoca ismi. Neyse. Bildiğin üzere kehanet veya mucize gösterip çok ünlenmeyi başarmış olanlar ise hoca efendi hazretleri oluyor ve tarikat kuruyor. Tabii bunlar sizin mahalledekiler, yanlış olmasın. Yanlış anlama. Elbette ki kehanet veya mucize gösterdiklerine inanmıyorum abi. Kendileri öyle diyorlar. Evet, farkındayım. Abi bir de Efe Ay bir köşesi sorusu sormak istiyorum izninle. Sigara gelişmiş ülkelerde üretilip geri ülkelere pazarlanıyor. Bunu biliyoruz. Ben bu olaya kendimce şöyle çözüm buldum. Konya'da açık şekilde tütün satılıyor. Kiloyla yerli üretim tapdık bandrol de var. Onu alıp kendim kağıda sarıp içiyorum. Lan ben bu mesajı ilk okuduğumda şimdi anladım ha. Uzun süre bakmıştım, ciddi ciddi bandrolü alıp sarıp içiyor sanmıştım. Abi şu noktalarımı işareti lütfen ya. Kiloyla yerli üretim tapdık bandrolü de var. Onu alıp kendim kağıda sarıp içiyorum. Bandrolü mü içiyorsun abi? İyi fikir aslında. Olabilir, neden olmasın ki yani. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Taptık bandrolü. Bizzat bandrolün kendisini sarıp içelim. Evet pardon, yine G'ye girdik ya. Yabancı hiçbir marka da sigara almıyorum. İhtiyaç hissetmiyorum. Bu konudaki görüşünü söyleyebilir misin? İlk başta daha iyi birleşik yazmış. Ondan sonra bir tane daha mesaj atıp marka daha yazmış. Güzel, demek ki arkadaşlarımız artık buna dikkat ediyor. Ama işte bak, bu sefer de noktalamadan yakaladım seni. Bana boşuna sıfırcı Aydal demiyorlar. Evet, öncelikle bilmeyenler için şu tapdık bandrolü ne anlama geliyor? Bu bandrol ünlü aktör ve yönetmen olan Mustafa Sergen Tapdık tarafından icat edilmiş. Böyle bir kalite kontrol bandrolü gibi bir şey. Evet tabii, yerli üretim olduğu zaman oradan alıp kendi çabalarınla içtiğin zaman hiç çoktan iyidir. Bu konuda çok fazla tartışma var. Ancak olay şu. Bunu böyle internette söyleyen kişiler diyorlar ki işte Amerikan malı sigara içmemekle, ondan sonra Starbucks'a gitmemekle Amerikan ekonomisini mi engellemiş oluyorsunuz falan diyorlar. Orada işte bir sürü Türk çalışan var. O sadece bir isim. Aslında Türkler işte para kazanıyor. Türkiye'nin ekonomisi aslında falan. Altta da böyle yine başka, ismi belli olmayan, takma isimli gene Facebook üyeleri yorum yazıyorlar. Abi gerçekten bu salak insanları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii şey böyle hep. Abi salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Ne alakası var? İyi, her şeyden önce ben sana şunu sorayım. Niye gizli saklı bir isimle yazıyorsun? Çıkıp kameranın karşısında konuşsana. Veya çıkıp bir podcast yapıp kim olduğun belli olsun. Ben nereden bileyim abicim senin it mi kopuk mu olduğunu? Gerçekten senin amacın insanları bilgilendirmek mi? Buna aşırı kul oluyorum arkadaşlar. Kusura bakmasın kimse. Bir kişi bir bilgi veriyorsa, evet bazen doğru bilgi veren insanlar da var. Ancak bunu yaparken kendini gizliyorsa ben onu ciddiye almam. Kesinlikle ciddiye almam. Evet bazen derim ki adamın söylediği doğru. Ama bilmediğim bir konuysa kesinlikle ciddiye almam. İnsanları bilinçlendirmek istiyorsanız eli taşın altına koyacaksınız abi. Çünkü öteki türlü senin düz dünyacılardan farkın yok. İstediğin kadar doğru bir şey söyle. O bir. Ve çok büyük ihtimalle o dalayarak
O dalayarak kendisi ya Starbucks sahibi ya bu tür ne bileyim iPhone satıcısı falan. O yüzden gözükmek istemiyor. Bir. İkincisi o argümana ben de şöyle cevap vereyim. Abi neden adam Starbucks franchising'i alıyor? O da elini taşın altına koysun. Kimse kusura bakmasın. Senin dediğin %100 doğru olsa bile ki doğru olduğunu pek sanmıyorum. İşte Türkiye'de kalıyor falan. Mutlaka ama mutlaka o isim marka olarak Amerika'ya merkeze para yolluyor. O kesin bir şey yani. Her şeyden önce şunu düşünün arkadaşlar. Bu herifler bakın gene gittiler Suriye'yi bombalıyorlar. Onun gene bilançosu yani maddi olarak bilançosu çıktı. Amerikalılar, Amerikalı vatandaşlar gene soru sormaya başladılar. Ulan bu para nereden geliyor? Bomba başı şu kadar 100 bin dolar falan diye şu kadar bomba atıldı falan. Ne kadar doğru bilmiyorum ama inanılmaz paralar var. O paraları kendi yağında kavrulan bir ülke kaldıramaz. Kaldıramaz abi. Nasıl kaldırabiliyor? Dünyanın geri kalanının parasını emerek. Peki nasıl emiyor? Yani o Starbucks'lar gerçekten Amerikan ekonomisine hizmet etmiyorsa, Türk ekonomisine hizmet ediyorsa, yok Amerikan malı sigaralar böyleyse, o zaman o para nereden geliyor? Bana da onu da açıklayın. Yani bu herifler bu kadar inanılmaz paraları, inanılmaz paralar ya. Heriflerin orduya harcadığı para inanılmaz, ülke satın alırsın. O şeyi biliyorsunuzdur işte. Konuştuk ya, adamların senelik ordu harcaması diğer ondan sonraki gelen yani 14 ülkenin toplamı kadar falan. Yani ilk 15'i şey yaparsak, sıralarsak o kadar heriflerin harcaması. Nereden geliyor abi bu para? Bir. İkincisi de o söylediğim şey işte. Abi almasın o zaman franchising'ini. Gerçekten sadece Türk insanlar kazanıyor. Türkler bunun parasını kazanıyorsa, Amerika'ya gitmiyorsa almasın o zaman. Starbucks yazmasın abi isim olarak yani. Yani derdimi anlatabiliyor muyum? Diyelim ki sen Marlboro sigara aldığın zaman para Türkiye'ye gidiyor. Türk işte hep öyle diyorlar ya Türk çalışanları. Tam doğrudur. Adamlar buraya franchising kurmuşlar. Türk çalışanlarına para da geliyor. Ama bizim ona ihtiyacımız var. Amerikan mandasına. Bu bir Amerikan mandası işte. Hani biz diyoruz ya Amerikan mandasına girecektik de girmedik. Nasıl girmedik lan? Girdik işte yani. İşgale uğramadık. Uğradık. Her yerimizden Coca-Cola fışkırıyor. Her yerimizden Amerikan malı ürünler fışkırıyor. Kendi bakkalına gidiyorsun. Bak bu işgal değil mi? Kendi bakkalına gidiyorsun tamam mı? Kendi bakkalında Türk malı içecek bulamıyorsun. Coca-Cola buluyorsun. Bu işgal değil mi şimdi? Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da bir sektör. Buradan da insanlar para kazanıyor. Bahane değil. Ben o zaman size her şeyi bahane edebilirim. Abi buradan insanlar para kazanıyor. Yazık değil mi diye. Neyse bu konuda çok alevliyim zaten. Yani şu çözüm değil. Abi işte Türkler de para kazanıyor. Ya abi kurdurtma o zaman sen o adamların fabrikasını buraya. Git kendi fabrikanı kur. İşte mesela şu bir bahane olmamalı. Diyelim ki kimse fabrika kurmuyor. Abi ne yapalım? Kimse fabrika kurmuyor. O zaman Marlboro gelsin kursun. Coca-Cola gelsin. Hayır abi. O zaman bizimkiler kursun. Yani çözüm bu. Anlatabiliyor muyum? Çözüm bu yani. Ne yok abi? İmkan mı yok? Para mı yok? O 1 milyarlık sarayla kaç tane fabrika kurulurdu? Bir gün bir podcast'te de biri yorum yazmış işte. Free market'a kapitalizm diye kötülemeye çalışmak diye. Ulan zaten bir kere onun Türkçesi serbest piyasa. Serbest piyasa da kapitalizmi zaten sevimlileştirilmiş ismidir. Evet artıları eksileri var ama orman kanunu. Orman kanunu nedir? Büyük balık küçük balığı yer. Olmadı lan. Okyanus kanunu. Okyanus kanunu. Ne olması lazım bu okyanus kanununun önüne geçebilmek için? Bir mesela kendi içecek fabrikanı yapacaksın. Ben mesela başa geldim diyelim. Kendi içecek fabrikanı yapacaksın. İki Coca-Cola'nın böyle marketlerde tekelleşmesine izin vermeyeceksin. Nasıl oluyor bilmiyorum. Onun hakkında birçok böyle yorum yapan var. Bilen varsa söyleyebilir. Şey diyen var mesela parayı bastırıp tekelleştiriyor. Onu mesela senelerdir ben duyduğum bir hikayedir yani efsanedir. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bana doğru gibi geliyor. Yani parayı veriyor sadece benim ürünlerimi sat. Her neyse yani yöntem ne olursa olsun tekelleşmeye müsaade etmeyeceksin. Kendi ürettiğin içeceği de koyacaksın. Daha ucuz olacak tabii ki. Böyle böyle küçük küçük ondan sonra büyüyeceksin abi. Bu kadar basit yani. Ama olay şu. Baştaki insanlar benim bildiğim bileli hep böyledir. Baştaki insan kendini düşünüyor. Kendi cebini düşünüyor. Kendi etrafını, ailesini düşünüyor. İktidara nasıl kalırım onu düşünüyor. Şimdi adam fabrikayla niye uğraşsın ki? İki Allahu Ekber der. Ötekisi başka bir şey sömürür. Ötekisi Türklüğü sömürür. Ötekisi biz Atatürk'ün partisiyiz der. Herkes bir şeyi sömürür. Nasıl herkes bir şey sömürür? Çünkü sömürmek en iyi oy getiren şey. Bunlar çok bir oy getirmiyor yani. Adamın niye umurunda olsun ki?
kanun çıkaracaksın yani. İsteyen istediği kadar faşistlik desin. Özgürlüğümüzü engelliyorsunuz bilmem ne serbest piyasa desin. Kanun çıkaracaksın. Diyeceksin ki sen market misin arkadaşım? Bunları sen satmak zorundasın. Bu devletin mesela devlet destekli içecek, devlet destekli bilmem ne yiyecek. Devletin markaları bunlar. Sen bunları satmak zorundasın kanunla. Onun haricinde istediğin başka şeyi de sat. Birisi böyle ucuz mal almak istiyorsa, götüne Amerikan kazığı girmesin istiyorsa benim ürünlerimi alacak. Dediğim gibi isteyen istediği kadar faşistlik desin. Bu olabilir veyahut devlet kendi market açacak. En böyle önemli noktaları alacak, market açacak yani. Diğer süpermarketlere rakip olarak. Zaten daha ucuz olacağı için onları bayağı bitirir. Devlet destekli olacağı için. Veya ikisi de. Devletsin sonuçta. Evet, kusura bakma. Bu beni çok alevlendiren konulardan bir tanesi. Tabii ki söylediğin yöntemle sigara almak kötünün iyisi diyelim. Ama yani içme. İçme abi. Bu kadar basit. Evet, her neyse, konularımıza geçelim. İlginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Geçen hafta demiştim ya, Trump büyük ihtimalle bir şeyden korkuyor. Belki de işte onu vururlar. Ağlayanı olmaz. Belki de bundan korkuyor. Gibi bir şey demiştim. Ve şunu da demiştim hatırlıyorsanız. Uzun süredir Trump'ın destekçisi olan Alex Jones. Yani sağın kanseri. Sağın komplo teorici dayısı. O da Trump'a karşı gelmeye başladı demiştim. O da tepki gösterdi demiştim. Evet. Amerikan haber sitelerinden tekrardan kontrol ettim. Hillary de fikrini değiştirmemiş. Genelde şey olur ya. İktidarı eleştirmek için iktidar bir şey yaparsa onun tersini söyler. Ama bu konuda Trump ve Hillary hemfikir, Hillary eleştirmiyor ve tam tersi Trump bunu yapmadan önce, yani burada birkaç tane Amerikan haber sitesinden kontrol ettim. Onların yalancısıyım diyelim. Hillary de dayatmış bunu. Vurmamız lazım bu Suriye'yi diye. Trump aynı şekilde vuruyor. Yani bu ikisi hemfikir, demokratlar ve cumhuriyetçiler. Hala demokrasi olduğunu düşünüyor musunuz? Ve işin ilginç yanı da daha önce de dediğimiz gibi hem Trump yandaşı olan Alex Jones türü sağ uç hem de diğer uç. Onların SJW'ları, The Young Turks başta olmak üzere. Bunlar da tam tersi bu olaya muhalif olmakta hemfikirler. Bu gerçekten ilginç bir şey. Bundan zaten bahsetmiştik. Bir de şöyle bir şey var. Alex Jones baya baya kendini kaybetti. Baya bir saydırıyor. Şeyleri vardır. Alex Jones angry, Alex Jones pissed falan yazarsanız. Hatta ben bir tane link atarım size. Bağlantılar kısmından bakarsınız. Bu konuyu niye tekrar bu haftaya taşıdım? Esas bu aşırı sinirlenmesinden dolayı değil de. Onun da yeni bir komplo teorisi var. Tabii ki bu abi şey gibi bunlar. Yani iki grupta aslında bozuk saat gibiler. Gerçi bizde de Türkiye'de de bunların versiyonu var. Yani benim görüşüm budur diyen her kesim aslında bozuk saattir. Bunun anlamı ne? Bozuk saat biliyorsunuz günde iki kere doğruyu gösterir. Bizde de mesela düşünecek olursanız solperen gruplar, onların basınları arada onlar doğruyu gösterir. Yandaş medya arada onlar doğruyu gösterir. Bu Alex Jones'un yeni iddiası şu. Avukatlar sürekli Trump'ın vergi kaçırdığını araştırıyorlar. Bununla ilgili bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Alex Jones'un iddiası da böyle bir şey bulmuşlar. Ve bununla da Trump'ı tehdit etmişler. Bak elimizdesin. İstediğimi yapmazsan bunu ortaya çıkartırız. Suçlu duruma düşersin gibi. Tehdit etmişler, en azından söylediği bu. En azından o da farkında. Yani tehdit çok net belli ya. Bir insan bu kadar hızlı bir şekilde fikrini değiştiremez. Bakalım bu bok ne olacak. İlk defa gerçekten Amerikalı insanlar da bayağı bir tepki gösteriyor bu olaya. Çünkü düşünecek olursanız şu olay sadece ve sadece tepedeki birkaç tane savaş menfaatçisinin işine gelir. Amerikalıların da işine gelmez. Onları da çünkü maddi olarak sıkıntıya sokabilir. Bir, ikincisi de Alex Jones'un bu kadar delirmesinin sebebi diyor ki 3. Dünya Savaşı'na hiç bu kadar yaklaşmamıştık diyor. Ve diyor bu 3. Dünya Savaşı çıkarsa bizler kötü adam olacağız diyor. Ruslar iyiler olacak diyor. Çünkü diyor bizim sebepsiz bir şekilde, haksız bir şekilde saldırdığımız ortaya çıkacak diyor. Evet, biliyorsunuz uzun zamandır futbol takip etmiyorum. Bir ara sadece Avrupa'daki maçları takip ediyordum Galatasaray'ın. Sonra futbol takımları olarak yurt dışında başarı kazanamamaya başlayınca, çünkü biliyorsunuz çok geliştik, o kadar geliştik ki kıskanıyorlar bizi. Neden acaba öyle oldu? Evet biliyorum, farkındayım, AKP ile alakası yok. Dalga geçiyorum.
Ama neden acaba öyle olduk? Yani siyaset zaten öyle, futbol da öyle. İkisi birbirine benziyor o konuda. Yani kalite düştükçe fanatiklik artıyor. Herhalde bu bir ihtiyaç. Eskiden Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olduğu dönemler. Sadece şeyden bahsetmiyorum. UEFA kupasını, Süper Kupayı aldığı dönemden bahsetmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılıydı aslında. Diğer takımlarımız da gene iyiydi yani. Şu an kavga dövüş arttı. Bu takımların arasında fanatiklik arttı. Kalite düştü. Kalitenin düşmediğini iddia ediyorsanız yurt dışındaki başarısızlıklarımıza bakabilirsiniz. Tek şansımız şey yani. İyi kura çekeceğiz abi. Hani ilerleme şansımız o. İyi kura çekeceğiz. İsveç'in bilmem ne takımı, Norveç'in bilmem ne takımı çıkacak böyle. Tromsø falan çıkacak. Ki yeneceğiz. Neyse abi, herhalde futbola ilgi azaldı. O yüzden böyle bir kavga çıktı. Fenerbahçe Beşiktaş maçında birkaç şeye sevindim. En azından bu sefer Galatasaray dahil değil kavgaya. Çünkü Galatasaray dahil olduğu zaman birçok insanı silmem gerekiyor. Birbirlerini küfrediyorlar şu an. En azından ucu bana dokunmuyor yani. Birisi diyor ki işte karşı taraf numara yapıyor. Öbürü diyor ki işte bize saldırdı fanatikler. Şöyle de bir ilginçlik var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Maçtan hemen sonra, yani olaylardan hemen sonra yandaş gazetelerin hepsi ne demişti ya? Kumpas dedi. Kumpas, provokasyon. Ama sadece onlar. Diğer gazeteler işte kavga falan diye yazarken bunlar direkt böyle haber mi geldi bunlara acaba? Futbol üzerinde oynanan kirli oyunlar. İnsan bazen düşünüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yandaş gazetelerin hepsinin böyle aynı manşetleri koymasını. Şimdi bunlar kendilerini gazeteci diyor. Ne oluyor acaba? Mesela manşet nasıl belirleniyor? Bir yerden böyle düğmeye mi basılıyor? Bir yerden telefon mu geliyor? Manşet böyle yazılacak diye. Nasıl belirleniyor? Varsa yandaş gazetede çalışan varsa söylerseniz sevinirim. Ha tabii şunu da söyleyemedim Facebook'ta. Neyse ki Galatasaray bu kavgaya dahil değildi de diyemedim. Çünkü o zaman da şey diyeceklerdi. İşte Cincoğlu'ları da gördük zamanında. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi arkadaşlar, bence değinelim bu konuya. Evet, futbolla pek ilgilenmiyorum. Ligi takip etmiyorum. Galatasaray bir tane golcü almış. Hiç adını bile, daha yeni işte Başakşehir. Neydi lan Başakşehir değil mi? Bildin mi? onu bile bilmiyorum ha. Başakşehir Spor değil mi? Başakşehir Spor. Ben son takip bıraktığımda öyle bir takım yoktu çünkü piyasada. Tabii ki bu şu anlama gelmez. İşte maçlara gitmeyin, takip etmeyin, boş iş. Bu anlama gelmez tabii. Çünkü herkesin kafa dağıtmak istediği bir aktivitesi vardır. Kimi bilgisayar oynar, kimi film seyreder ben mesela. Kim maça gider. Herkes için bir kafa dağıtma şeyidir, ne derler. Yoludur bu. Ben uzun süre maç olayını bıraktım. Benim için de aslında bu kafa dağıtma olayıydı. Bırakma sebebim her bokun paralı olması bir. İkincisi de futbol olarak kalitenin düşmesi. Şimdi doğru düzgün futbol yoksa ben insanların birbirini dövmesini niye sevdim ki? Bana ne yani? İkincisi, şu an futbolla ilgileniyorum, bilmem kimin taraftarıyım diyen herkesin benden daha fazla tribün tecrübesinin olması lazım. Çünkü ben 2 kere falan gittim. Ama o 2 kereden sonra soğudum olaydan. O 2 kere bana yetti. Neler oldu? Birincisi, Ümit Milli Takımı'nda gitmiştim. Bak, Ümit Milli Takımı maçı. Ama o zamanlar Ümit Milli Takımı çok çok iyiydi. Acayip iyiydi. Şey noktasındaydı. Diğer tarafı da sanırım Mustafa Denizli. Yani A Milli'yi de Mustafa Denizli çalıştırıyordu. Ciddi ciddi A Milli ile Ümit Milli maç yapsa Ümit Milli yenecek noktadaydı. O Berkantlar, Ahmet Dursunlar falan, onların dönemi. Ve Alsancak stadındaydı. O yüzden daha küçük bir stat. Futbolculara çok daha yakınsın. Gerçekten güzel bir ortam yani. Futbolcular geliyor böyle yumruk yaptırıyor. Böyle sevinince böyle yumruk yapıyorlar falan yapıyorlar. Görüyorlar seni yani. Seni görüyorlar, sana böyle hani mesaj yolluyorlar falan. Göz göze geliyorsun. O gerçekten güzel bir şey. Büyük statlarda o zor bir olay. Orada bile birkaç kere dikkat etmiştim. Karşı takım taç kullanacak, adam çakmak atıyor. Şimdi vurmaya çalışıyor. Gerizekalı, bozuk para atıyor falan. He, bu yüzde kaç? %10 bile değil belki. Belki %5. Daha sonra Galatasaray maçına gittik. Atatürk standındaydı o, daha büyük bir stat ama evet, futbolcular çok yakın olamıyorsun. Ama ortam daha güzel oluyor. Bayağı inliyor böyle. Orada da mesela gördük. Orada tabii daha fazla vardı, lig maçı olduğu için. Hani insanlar diyor ya, kesin bu işin içinde komplo var. Ondan sonra Fenerliler niye atsın? Onlar zaten önde gidiyorlardı. Niye böyle bir şey yapsınlar? Şimdi tabii ki komplo olabilir veya olmayabilir. O ayrı bir tartışma konusu ama şimdi siz mantık
Niye arıyorsunuz ki? Mantık aramayın yani. Böyle şeylerde. Adam oraya stres atmaya gelmiş. Adam oraya bozuk para fırlatmaya gelmiş. Adam oraya fırlatacak bir şey buluyor yani. Şu an işte kişisel olarak bu insanlar cezalandırılıyormuş. Bakalım kim olduğu ortaya çıkacak mı? Hala da nasıl önlenemiyor? Yani bu iş nasıl hala da bitmiyor? Kameradan falan böyle bir ben diyecektim aslında zaten. Hani drone geçsin artık ne yapalım yani. Yukarıdan birisi bir şeyler geçsin. O şekilde ortaya çıksın. Ama buna benzer bir sistem zaten varmış. Maalesef çoğu insanımız arkadaşlar hep demiştik ya bütün kötülüklerin anası. Bütün kötülüklerin anası yapacak başka bir işimiz yoktu. Çok fazla insan her toplumda bu var bizimkinde de var. Çok fazla insan boş. Boş yani. İş yok, güç yok. Belki sadece yaşayabilecek kadar, ölmeyecek kadar bir işi var. Ama onun haricinde de hayatta gerçek bir amacı yok. Gerçek bir amacı olmadığı için böyle kendisini bir yerlere yamamaya çalışıyor. Bir gruba yamamaya çalışıyor. Bu birçok şey olabiliyor. Siyasi görüş, siyasi gruplar. Mesela şeyler de var ya, feministlerin içinde var. Ondan sonra ya aklınıza gel LGBT gruplarının içinde var. Ateist gruplarının içinde var. Her grubun içinde bu var. Ve tabii ki taraftarların içinde de var. Yani benim herhangi bir vasfım yok. Ben vasıfsız insanım. Amaçsız insanım. Hayatta bir amacım da yok. Hayatta sahte bir amacım olsun. Bu dini gruplarda, dini tarikatlarda onların içinde de var. Hayatta bir amacım olsun. Ben şunlardanım diyeyim. Demek için bu grubun içine giriyorlar. Yarın bir gün çok net. Diyelim ben çok ünlü oldum. Efe Aydağ Sevenler grubu. Şu an bile bir iki tane öyle çıkıyor adam. Efe Aydağ Sevenler grubu derneği. Efeybır. Onların içinde de yani o kadar podcast yapıyoruz. O kadar konuşuyoruz. O kadar işte insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bunlar yanlış. Ne olursa olsun o grubun içinde bile kanser insan olacak. Olacak yani. Çünkü geniş bir grup yaparsan nerede çokluk? Ne demişler abi? Nerede çokluk? Her grubun içinde var bu. O yüzden artık maçlara gitmeyi de bıraktım. Yani hem doğru düzgün futbol olmadığı için hem de bu insanları etrafında görünce ne yapıyorum ben? Neredeyim ben diyorsun yani. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Biliyorum boş yaptık. Şimdi biraz da dolu yapalım. Şu muhabbetlere girmeyelim artık. İşte mesela şu an Fener Beşiktaş kavgası oldu. İşte şerefsiz Beşiktaşlılar iftira atıyorlar. Şerefsiz Fenerliler. Hayır abicim. Zaten yeterince bölünmüş durumdayız. Yeterince bölünmüş durumda değil miyiz? Yeterince bölünmüş durumdayız şu an. Kendi insanımızı, kendi saf, kafası çok çalışmayan insanımızı kandırıp bize düşman ettiler. Kendi insanımız bizi vuran terör örgütünün farkında olarak veya olmadan destekçisi. Çoğu zaman olmadan. Bu noktaya getirdiler olayı yani. Öteki taraftan gene yandaşları da biliyorsunuz. Yani kendi insanımızı bize düşman ettiler. O kadar çok zaten bize düşman olunan sebep var. O kadar çok bölünmüşüz zaten. Bir de tutulan takım gibi hiçbir alakası olmayan tamamen işte annem baban abin hangi takımı tuttuysa sen de o takımı tutarsın genelde. Tamamen doğduğun yerle arkadaş ortamıyla alakalı olan veya hiçbir şeyle alakalı olmasın. Ulan bildiğin spor kulübü yani bu. Spor kulübü ya başka hiçbir şey değil. Biliyorum benim arkadaş listemde de var. Bazen görüyorum. Diyorum ya ana sayfaya ben basmıyorum ama Face'e girince otomatik ana sayfaya maalesef giriyor. Ve maalesef görmek zorunda kalıyorum. İşte bilmem ne sporlu olmak sadece futbol değildir. Hayır sadece futboldur abi. Sadece futboldur. Yani bilgisayar oyunları için söylediğimin aynısını burada da söyleyebilirim. Senin stres atmana yardımcı oluyorsa, senin kafa dağıtmana yardımcı oluyorsa o zaman takip et, devam et, maça git. Hepsini yap ama en yakın arkadaşlarına seni düşman yapacaksa o zaman bırakmanın zamanı gelmiştir. Sen milyonlarca dolarlık bir spor kulübünü tutuyorsun. Öteki arkadaşın milyonlarca dolarlık başka bir spor kulübünü tutuyor. Sonra siz birbirinize giriyorsunuz. O milyonları götüren adamların çok umrunda mı sizce? Onlar için daha iyi. Sizler kavga edin. Biraz gündem olsun. Biraz fanatiklik artsın. Belki maça gelmeler artar. Bunu ünlülerde de görürsünüz. Şimdi yüzsüz gibi ünlü YouTuberlar da bunu yapıyor bazen. Bilmem kim bilmem kimle böyle YouTube üzerinden birbirine giriyor. Yalan ha. Yalan yani. Ondan sonra onların böyle taraftarları birbirlerine giriyorlar. Herifler bu esnada gündeme gelmiş oluyor ama. Ve o gündeme geldikleri için o kesinlikle nakit olarak onlara geri dönüyor. O nakitten size veriyorlar mı? Ne veriyorlar mı? Evet. Her neyse arkadaşlar. Bir kahve içeyim. Ondan sonra fanatiklikten başladık. Başka bir fanatiklikten devam edelim. Evet ikinci fanatiklik
haberimiz de bir feminist grubun, burada hangi üniversite olduğunu da söylemiş ama ben söylemeyeceğim, bir arkadaşı linç etmesi. Hatta ben de paylaşmıştım Facebook'ta. Böyle bir şey sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Bayana el kalkmaz mı dersiniz, yoksa kadın erkek eşitliği deyip dalar mısınız? Size de sorayım arkadaşlar. Yani bu olay biraz daha farklı. Ona gireceğiz zaten. Ama diyelim ki siz, bir de haklı taraf da sizsiniz diyelim. Feministler bir şeyi bahane edip, feminist gruplar yani, daha önce söylediğimiz gibi her grubun içinde bir yere ait olmak isteyen kanser insanlar var. Feministlerin içinde de var tabii ki bu. Ve en çok bu gücü kullanmaya çalışan, en çok bu ismin arkasına saklanmaya çalışan, yani hangi gruptaysa o grup isminin arkasına saklanmaya çalışan bu durumda feministler oluyor. Bunlar bir şeyi bahane ederek haksız yere size saldırsalar ve fiziksel olarak saldırsalar, dövmeye çalışsalar vesaire, ne yaparsınız? Bayana el kalkmaz deyip bir şey yapmaz mısınız, yoksa ağız burun dalar mısınız? Ben tabii ki fiziksel olarak değil de, daha önce de söylemiştim, atar gider yapan insanlara bak, cevap yazdığım için işte çomar, bayana böyle konuşmaya utanmıyor. Ey feminizm, ne oldu feminizme? Neyse, dersimizi aldık. Demek ki bazı insanlara göre feminizm götü sıkışana kadar, götü sıkıştıktan sonra bayana saldırıyorlar. Bunu öğrenmiş oldum, o yüzden hiç cevap vermeden sadece blokluyorum. Yani beni uzun süredir takip eden arkadaşlar aşama aşama değişimimi görüyordur. Eskiden diyordum ki ben diğer götü kalkmış ünlüler gibi kendim muhatap olmuyorum, İşte hayranlarımı salıyorum üstüne. Böyle bir muhabbet yapmayacağım. Bizzat gelip kendim cevap vereceğim. Kendim konuşacağım. Tartışılacak bir şey varsa kendim tartışacağım. Bunu diyordum. Ancak karşıdan bunu bulamadık maalesef. Yani karşıdan neyi bulduk? Hani demiştik ya dün, uzaktan taş atıp polisten cop yiyince şiddet uyguluyorlar diye ağlayan. Bunu bulduk karşıdan. Şimdi böyle insanlarla muhatap maalesef olunmuyor. O yüzden ben de dedim ki siz hak etmiyorsunuz abicim. İnsan gibi konuşulmayı, insan gibi tartışılmayı hak etmiyorsunuz. Ve o noktadan sonra zaten biliyorsunuz, kendi profilimden değil, fan sayfasından adminlerle bu şekilde. Kendim konuşacağım zaman sadece kendi arkadaşlarımla. Tartışmaya gireceğim zaman girmiyorum artık. Bloklayıp geçiyorum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ben ne yapardım acaba bilmiyorum. Yani ciddi ciddi vursalar, böyle dövmeye çalışsalar herhalde ben de karşılık verirdim gibi geliyor bana. Verirdim büyük ihtimalle. Amerika falan olsa vermezdim de, çünkü sana vurdukları zaman bayağı iyi tazminat alabiliyorsun. Burada bayağı uzun sürüyor iş. Yani kendi işini kendine halletmen daha kısa sürüyor. Ama tabii ki doğrusu mümkün olduğu kadar, yani kendi canın tehlikede değilse mümkün olduğu kadar karşılık vermemek. Çünkü uzun vadede karlı çıkarsın karşılık vermezsen, ama işte her zaman içinde doğrusunu yapamıyor insan. Bu bir. İkincisi, burada olduğu gibi yani fiziksel olarak değil de sözlü olarak taciz ederlerse, tacizci, sapık falan diye böyle tecavüzcü, güzel oldu. Gene siz haklısınız diyelim. Çok basit. Kamerayı alacaksınız. Kamerayı alacaksınız. Sinirlendiğiniz zaman da daha sonra o arkadaşların mahkemede başına gelecekleri düşüneceksiniz. Siniriniz geçecek. Hatta cevap mesela verirseniz düzgün bir şekilde konuşabilirsiniz. Çünkü öyledir ya o gruplar. Nefret grupları diye geçer bunlar. Bu nefret gruplarının özelliği, sen düzgün konuştuğun sürece, sen hani insan gibi davrandığın sürece bunlar daha azar. Farkında mısınız onun? Siz onu yaptığınız sürece daha fazla azarlar. Ya da tam tersi, mesela tam tersini yapsam, vursam bir tanesine, onu birden düşer yere. Hemen böyle gazeteler falan çıkar. Tacizci dedi diye şiddet uyguladı kadına falan. Önce taciz etti, sonra şiddet uyguladı. Sonuç itibariyle yapılması gereken bu. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu linçe uğrayan genç de zaten bu arkadaşlardan birisi. Bu arkadaşlardan birisi derken neyi kastediyorum anlamışsınızdır. Hayır, etnik kökeni kastetmiyorum. Sol perenliği kastediyorum. Başka bir deyişle, bazı arkadaşlar vardır. Bunlar bizim grupta da vardı. Şimdi o bizim gruptaki arkadaşlar aklıma gelince, o yüzden hiç üzülmüyorum o linçe uğrayan arkadaşa. Demiştik ya, insan psikolojisinde böyle bir şey var. Benzer birisi aklına geliyor. Öyle olunca da sanki o adam o adammış gibi üzülmüyorsun ona da. Ve buna da tıpta ne diyorlar bilmiyorum. Onu da bilmeyeyim artık ya. Sizin etrafınızda da var değil mi öyle tipler? Net bir şekilde kızlar haksız konuşurken, ama kıza yazan adamlar kızları tutuyor. Herhangi bir tartışma konusunda yani. Kızın ağzından ne çıkıyorsa bu da onaylıyor. Belki verir diye.
Sonra ne oluyor ama? Olay şu. Bu arkadaşımızı ben tanımam etmem. O da böyle kanser arkadaşlardan biri miydi zamanında onu da bilmem. Ancak anlatılana göre açıklama yapmış çünkü arkadaş. Açıklamaya göre olay şu. İşin içinde bir bayan var. Bir de bu açıklamayı yapan arkadaş var. Bayanın erkek arkadaşı var. Ancak bayan bu açıklamayı yapan arkadaşın da eski sevgilisi. Bunlar seneler sonra hadi diyorlar arkadaşça buluşalım. Ondan sonra gece takılıyorlar. Anladın sen onu. Takılıyor. Takılıyorlar. Yani takılıyorlar. Takılıyorlar. Ertesi gün elemanın söylediği üzere adam vicdan yapmış. Kızın sevgilisine söylemiş. Bence başka bir sebepten dolayı söyledi. Aralarını açmak için. Demiş ki ben senin kız arkadaşınla dün birlikte oldum. Sonra vicdan yaptım. Bence kesin var ya aralarını açmak için. Her neyse. Öyle olunca da kız da sevgilisine demiş ki işte zorla yaptı, tecavüz etti. Al. Şimdi aslında çok saçma değil mi bir olay? Saçma sapan bir olay yani. Ama bu saçma sapan olaydan bizim çıkarmamız gereken bazı dersler var. Birkaç tane ders var. Bir, erkekler için. Arkadaşlar ne kadar abazan olursanız olun. Belki bana verir, belki bir olayım olur vesaire diye atarlı feminist ağzıyla konuşan kızlara yazmayın. Yazmayın abi. Birisi atarlı feministse uzak durun. Neden? Çünkü bir noktaya kadar benim vücudum, benim kararım, cinsel özgürlüğümü istiyorum. O pankartları biliyorsunuz. Şimdi burada bazılarını söyleyemeyeceğim. Nokta nokta benim sevişirim. Kime ne? Bir noktaya kadar böyle. Bir noktaya kadar rahat ama sevgili öğrenince Kezban'a bağlamak. Çünkü Türkiye'de olduğunu hatırlıyor o zaman. Burada kim haklı hiç önemli değil. Belki kız doğru söylüyor. Sanmıyorum ama belki kız doğru söylüyor. Belki erkek doğru söylüyor. Kimin haklı olduğu önemli değil. Neden? Önemli olan bizim ne ders alacağımız. Bu olaylar yaşanıyor mu? Hayvan gibi yaşanıyor hem de. Yani kız seninle takılıyor. Ondan sonra ortaya çıkınca götü tutuşuyor. Bana tecavüz etti diyor. Beni taciz etti diyor. Bu bir. İkincisi de maalesef bu toplumumuzun kanayan yarası. Ha sonra olay ne olmuş? Pardon, özür dilerim. Olayı anlatmadım ki. Sonra bu ortaya çıkınca bana tecavüz etti, işte zorla yaptı vesaire deyince feministler toplanıyorlar. Yol ortasında o erkeğe saldırıyorlar. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Olay bu. Bu arada bir arkadaşımız uyarmıştı. Kendisine katılıyorum. Siz onların 5-6 kadın olduğuna bakmayın. Mutlaka SOTA'da 3-4 tane de erkek bekliyordur demişti. Aynen de öyle oluyor gerçekten. Yani sen mesela fiziksel olarak bir şey yapmaya çalışırsan boyana ne yapıyorsun lan falan diye böyle 3-4 kişi sana dalabilir. Ben biliyorum yani. Biliyorum abi. Yani bazı kesimlerde şöyle bir şey yok. 3 kişi 4 kişi bir kişiye dalmayalım. Ahlaksızlıktır. Böyle bir şey yok yani. Bazı kesimlerde. O yüzden evet, o arkadaşın da söylediği doğrudur. Gelelim toplumumuzun kanayan yarasına. Toplumumuzun kanayan yarası şu. Ben şimdi yolda yürüsem bir tane kadın tecavüz var diye bağırsa dönüp bakmam. Neden? İftiracı karıların yüzünden. Ya da işte bak şunu hatırlıyorum. İmdat, kurtarın falan. Ondan sonra bir bakıyorsun sevgili kavgası yapıyorlar. Oymuş yani. Bir. İkincisi, şu anda bir kız çıkıp da bana tecavüz ettiler dese, beni taciz ettiler dese ve inanmam abi. Yapan kişi kabul etmediği sürece inanmam. Eskiden olsa belki inanırdım. Bir insan böyle bir iftira atar mı diye, ama şu an artık inanmam. O kadar çok artık örneği oldu ki kız pişman oluyor, tecavüz ettiler diyor. Kız pişman oluyor, zorla yaptı diyor. Bu iki. Üç. Üç. Bu da kızlara. Ey kızlar. Bakın bu çok önemli. Eğer birisi isteğinizin dışında sizinle ilişkiye giriyor ise, girdiyse bunu hemen bildirmeniz lazım. Polise söylemeniz lazım. Hemen bildirmeniz lazım. Maalesef biliyorum, farkındayım. Birçok kişi travmadan dolayı söyleyemiyor ama aklınızda bulunsun. Böyle bir şey yaşarsanız aklınızda bu benim söylediğim bulunsun. Eğer ki böyle bir şey yaşar iseniz ve işte korkudan sustum, travma geçirdim ondan sustum. Eğer susarsanız, haklısınız veya haksızsınız demiyorum ama eğer susarsanız, ne bileyim bir ay sonra, iki ay sonra bunu söylerseniz veya bu olay ortaya çıktığı zaman bana tecavüz etti veya zorla yaptı derseniz, o zaman kimse sizi ciddiye almaz. Ben dahil buna. Bu çok önemli kızlar. Böyle bir şey yaşadınız. Ne kadar travma içinde olursanız olun, bunu unutmayın. Ne kadar çabuk söylerseniz bunu yapan kişinin ceza alma ihtimali o kadar yükselir. Bir de şunu tartışmaya açalım. Bu konu hakkında ne diyorsunuz arkadaşlar? Tecavüz kaçınılmazsa zevk almak lazım derler ya. Bilmiyorum bunun sebebini biliyor musunuz? Travmatik olmasın diye bir. İkincisi de fiziksel olarak da
daha çok zarar görür eğer kendini zorlarsa, kendini kitlemeye çalışırsa gibi. Böyle bir düşünce var. Ancak bu adam işte bir şey yaparsam bu adam beni döver veya tokatlar veya bana fiziksel olarak zarar verir diye korkup tamamen kendinizi bırakırsanız o zaman olayın tecavüz olduğunu kanıtlama ihtimali çok düşer. Adam der ki isteyerek yaptık. Sonradan fikrini değiştir. Neden? Çünkü böyle bir şey var. Gerçekten var. Yani isteyerek yapıp ondan sonra laf gelmesin diye zorla yaptı diyen çok insan var. O yüzden en azından mücadele etmeniz lazım yani. Yani suratınızda bir tokat izi olsa, anlatabiliyor muyum? O tokatın izinden yola çıkarak bile tecavüz olduğunu şey yapabilirler. Veya zorlama şeyleri de var ya, zorlama izine rastlıyorlar. Buralardan gene tecavüz olduğu ortaya çıkabilir. Bu dediğim gibi, bu en son söylediğim tartışma konusu. Yani tecavüz kaçınılmazsa kendini kasmamak mı daha iyi, yoksa tecavüz olduğu kanıtlanması için mücadele etmek mi daha iyi? Bu tartışma konusu. Ama en azından aklımızda bulunsun bu olayda. Aikido'da, biliyorsunuz Aikido'da kendini savunma sanatıdır. Ofansif değil defansiftir yani. Bunu bir Jujutsu filminde de görmüştüm. Oradaki hoca da aynısını söylüyordu. Ve self defense'la ilgili bir program seyretmiştim. Onda da gene aynısını söylüyorlardı. Kendini savunmak istiyorsan, kendini korumak istiyorsan birinci adım, ilk adım, en önemli şey belanın olduğu yerde bulunmamak. En önemlisi o, ilk başta o yani. Evet. Birisi örgüt içi hesaplaşma demiş. Şimdi daha önce söylediğim olaya gene geliyor. Tabii ki böyle insanların düşman olması iyi bir şey değil. Çünkü fazladan düşman sahibi olmamız iyi bir şey değil zaten genel olarak. Ancak bu insanların size düşman olması sizinle dost olmasından daha iyidir. O yüzden baktığınız yazdığınız kız böyle atarlı feminist ağızları yapıyor. Hemen uzaklaş, hemen. Hemen uzaklaş. Hiç değmez. Sana garanti veriyorum ki değmez. Evet, bu tür gruplar sizlere de rahatsızlık verebilir ama çok büyük bir zarar eğer siz muhatap olmazsanız, uyumazsanız veremez. En büyük zararı birbirlerine verirler. Daha önce de bunu söylemiştik. Bu tür grupların hepsi yani. Küçük küçük konuşmak istediğim bazı konular var. Bir tanesi İmparatoriçe Nil Reis kitap yazmış. Bence kadın gücü falan diyorsak o kitabı alıp bir tane daha tek taş almasına yardımcı olmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz tek taş aşırı önemli bir şey. Şarkısı bile yapılır yani. Her neyse, kendisi zaten en çok satanlar listesinde şu anda. O liste gerçek mi? En çok satanlar listesi diye bir liste gerçekten var mı? O listeye gerçekten en çok satanları mı koyuyorlar? Yoksa en çok satanlar listesine sen koyduğun zaman o kitapçılarda falan insanlar görüp alıyor mu? Yani o işe mi yarıyor? Evet, her neyse, ben de kendisini kutlamak için kitabıyla ilgili bir Nil şarkısı yazdım. Bir dakika, neredeydi o? Ha, burada. Yazıyorum ben kitap falan, raflardan alalım hemen aman, kartını kullan yoksa paran, büyük ihtimalle okuyacak Pelin'le Baran. Bu da sana hediye olsun. Bir küçük konu da, hatırlıyor musun, size şey demiştim, böyle fazla bilinmeyen YouTube'un Deep Web'i kabul edilen kanallardan bulup size tanıtmak istiyorum demiştim. Özel olarak aramadım aslında ama eskilerden bulmuş ol, birkaç ay önce olmuş olması lazım. Bir kanal bulmuştum, aboneliğe almıştım. Sonra da unutmuşum kanalı. Şimdi geri dönüp baktığım zaman fark ettim. Gerçekten ilginç bir kanal. İlginçliği şu, daha önce demiştim ya, Avustralyalı bir arkadaş var. Çok böyle ana akım olmayan filmleri tanıtıyorum diye. Bu abi onun da underground'u. Yani onun bir kat altı şey olarak, tanıttığı filmler olarak. Bilmiyorum valla. Yani filmleri genel olarak alınıp seyredilecek filmler değil. Ama mesela bir tanesi ilgimi çekti. Indie film bölümünde onu tanıtmayı düşünüyorum. Hem indie hem de ekstrem bir film. Tanıttığı filmlerin çoğunun adını duymadım. Sadece bazılarını duydum. O da bazılarını da böyle gene ana akım olmayan kanallarda. Alternatif film kanallarında gene. Bilgisayarda ses istemeyen bir iş yaparken yan tarafta da televizyonda onu açık tutuyorum. Bilmiyorum, seyrettiriyor kendisini. Öyle çok kanal var. Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu biraz daha popüler. Hollandalı bir abi vardı. O da gene böyle ekstrem filmleri anlatırdı ama onlar gerçek film. Onlar bayağı film yani. Tanınmış filmlerdi. Onun da bağlantısını vereyim. Onun adı neydi ya? Ha, Horrible Reviews da o. O biraz daha profesyonel. Bu abi gene eğlenceli. Yani videolarına emek verilmiş. Tek bir yerde
oturup konuşmuyor. Ama bu işte en son anlattığım yani underground'un da underground'u dediğim abi şeyi abone sayısı 4300. 4300 hiçbir şey lan. Değil mi? Şu anda bir tane slime kanalı açsan direkt zaten 5 açılışı 5000'den yani. Slime yapıyoruz diye bir tane video yap açılışı 5000'den zaten. Ne tür ekstrem filmler? Filmlerin bazılarının IMDb'si yok. Öyle diyeyim. Bazıları bir tane şey vardı mesela. Alice Harikalar Diyarı'ndanın porno versiyonu. Bazıları direkt böyle fetiş pornosu filmi. Adam tokatlamalı falan. Ama adamın tabii biraz da neresini tokatladığına bağlı. Yani bayağı acıyacak yerlerini tokatlamalı. Tabii filmin kendisini göstermiyor. Anlatıyor. Seyrederken anlatıyor şu anda bu oluyor falan diye. Bir de film sonrasında kaydettiği bir review gibi bir şey var. Onda da işte ikisini birlikte yayınlıyor. Güzel bir konsept. Tabii sadece böyle değil. Sadece böyle normal filmlerin porno versiyonları değil. Mesela bazı filmler varmış. Bak onların o kadar varlığından ben haberdar değildim. Pink Flamingos'u biliyorsunuzdur belki. Pink Flamingos aslında bayağı ünlü bir film. O da işte iki aile iğrençlik yarışı yapıyor. Bunun gibi birçok film var. Bunun farkına vardım. Bu böyle bir türmüş yani. Mümkün olduğu kadar iğrençlik yapma filmleri. İşte yok bok yeme bilmem ne. Onun haricinde çok acayip garip fetişi olan adamların belgeselleri. Onlar gerçek görüntülermiş. Yani öyle iddiası öyle. Onun haricinde de düz ekstrem filmler. Zaten şu Where the Dead Go to Die falan ve onun gibi bir animasyon daha vardı. Ben de oradan buldum. Yani Where the Dead Go to Die review yazdı. Bu adam çıktı. Yoksa başka türlü böyle insanları bulmak imkansız yani. Ama şimdi dediğim gibi seyrediyorum. Komik geliyor bana. Büyük ihtimalle bir yandan seyredi, bir yandan da o seyrettiği iğrençlikleri gösterdi seyredemezdim. Böyle işte. Tabii ki tanıtacağım film bu tür böyle hani iğrençlik olsun diye iğrençlik yapılan filmlerden değil. Sadece ekstrem unsurlar içeren bir indie film. Onu da ileriki haftalarda görürüz. Kanalın adı Otobaç diye yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Dediğim gibi bağlantılar kısmına hem bu ekstrem arkadaşı yazacağım hem de Hollandalı Horrible Reviews abi. O da eğlenceli bir abi. Onun da gene bağlantısını vereceğim. Giderseniz, hoşunuza giderse selamımı söylersiniz. Uzun süredir seyretmek istediğim bir belgesel vardı. Sonunda seyretme şansı buldum. Şeyi duydunuz mu arkadaşlar? İslamiyet'in ilk doğduğu yer Mekke değil de aslında Petra diye bir şehir. Bu iddiayı duymuş muydunuz daha önce? Bana ilk söylediklerinde komplo teorisi gibi gelmişti. Çünkü yani neden olmasın o kadar çok komplo teorisi var ki. Ancak tabii ki konu olarak, konsept olarak ilginç. Ve biliyorsunuz ben aslında komplo teorilerini seven bir adamım. Neden? Şu sebepten dolayı. Bunların bazılarının gerçek olduğuna inanıyorum. Ciddi ciddi hani hep basından gizliyor falan derler ya. Ciddi ciddi bazı şeylerin kamuoyundan gizlendiğine ve gerçekten de el altından bir şeylerin döndüğünü, el altından birilerinin bir şeyleri yönettiğine inanıyorum. Gördüğüm birçok şey bu inancımı destekliyor. O yüzden hiçbir şey olmasa bile bazılarının gerçek olduğunu kanıtlamak da zor. Yani adamların iddiasının gerçek olduğunu kanıtlamak da zor. Yanlışlamak ne kadar zorsa. Ama onlar bile en azından güzel bir bilim kurgu filmi, fikri olur. Mesela şu güzel bir komplo teorisi. Ay'a aslında ayak basılmadı. Aslında o ayak basıldı dediği zaman ayak basılmamıştı deniyor ya. Güzel bir komplo teorisi. Zamanında okumuştum. Tarafsız olsun diye Wikipedia'dan okudum. Biliyorum farkındayım Wikipedia tarafsız olduğu da tartışılır. Ama en azından herhangi bir siteye göre daha tarafsız olduğunu düşünüyorum. Orada tarafsız olarak yorumlamışlar. İddia şu. Gerçekten uzaya çıkmış mekik. Ancak uzaya çıkma zaten daha önce de varmış. Sovyetler zaten çıktı. Önemli olan Ay'a gitmek ve inmek. Bunun teknolojisi yoktu o zamanlar diyorlar. Ama Sovyetlerden önce gittik diyebilmek için mekik uzaya çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar şeyin arasını yani dünya ile Ay'ın arasında aslında 30 dünya sığacak kadar yer var. Yani aslında çok uzakta. Bizim o çizdiğimiz gibi Ay hemen dünyanın yanında değil. Hemen böyle şeye çıkıyorsun. Yörüngeye çıkıyorsun. Ay hemen orada falan değil. Hani bazen diyorlardı ya. Ya Ay'a gitmek niye bu kadar zor? Bir asansör yaparız. Bir teleferik yaparız. Teleferik yaparız gider geliriz. Zaten düşünecek olursanız Ay o modellerdeki gibi yakın olsa çoktan oraya koloni yollamışlardı bir tane.
Her neyse, iddia uzaya çıkılıyor ancak Ay'a gidilemiyor. Ve hatta Stanley Kubrick çekti deniyor Ay'a inme sahnesini falan filan. Bunun güzel olma sebebi yanlışlığı da çok net kanıtlanabilecek bir şey değil ya. O yüzden bununla ilgili film bile yaptılar. Tabii geyik film ama olsun, yaptılar gene de yani. Hani şey değil, komplo teorisi filmi değil. İşte böyle. Yani aslında hani diyorlar ya, ne bileyim, düz dünyacılar veya işte yaratılışçılar, hiç açık fikirli değilsiniz. Hayır abicim, sorun bizde değil, sende. Ben kapalı fikirli değilim. Sen saçmalıyorsun abi. Her neyse, gelelim bu Petra olayına. Adamlar gerçekten güzel argümanlar sunmuşlar. Bir tane işte adam var, Amerikalı olması lazım. İlk dönemde yapılmış olan camilere bakıyor ve camilerin kıble yönlerine bakıyor. Hiçbirisi Mekke'yi göstermiyor. Onun iddiası bu arada. Yani orada gösteriyor tabii de bizi yemediğini bilemeyiz. Onun iddialarını söylüyorum ben sadece. Hepsinin Petra'yı gösterdiğini iddia ediyor. Bu bir. Ondan sonra hadislerde Mekke bölgesi tanıtılıyor. Orada işte deniyor ki çok ünlü bir yer, çok büyük bir şehir, ticaret merkezi vesaire. Mekke'ye bakıyorlar, Mekke'de böyle bir şey yok. Haritada gösteriyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Kabe'nin tarihiyle ilgili bağımsız bir kaynak biliyor musun diye bir arkadaş sormuştu. Biz de yazarlar ne demiş bakalım diye Wikipedia'dan gene bakmıştık ya, İngilizcesinden. Orada ben onu hatırlıyorum. Mekke ilk zamanlarda bayağı bir işte ticaret merkeziydi. Herkes buradan geçerdi. Bunu hatırlıyorum yani ben. Böyle dendiğini Mekke için. Şimdi burada bu belgeselde deniyor ki Mekke bu ticaret yolunun üzerinde bile değil. Gerçekten Mekke yolunu gösteriyorlar. Çok alakasız bir yerde. Yani bu ticaret yollarının kesiştiği yerde falan değil. Kıyıda köşede kalıyor ticaret yollarına göre. Bayağı daha argüman var. Yani işte Hira Dağı'nın daha yakın olması. Ondan sonra bazı olayları anlatıyorlar. Orada da gene Petra'nın o anlatılan olaylara daha uygun olması. İddia şu. Yani iddia ne peki? İddia şu. Muhammed öldükten sonra Müslümanlar arasında ikilik çıkıyor. Petra'da yaşayanlarla Kudüs'te yaşayanlar birbirlerine giriyorlar. Ama Kudüs'teki ordu çok güçlü. Bu saldırının da farkında oldukları için Kudüs'ten uzağa, daha güneyde olan Mekke'ye kaçıyorlar. Ve bu şekilde korunmayı başarıyorlar. Hadislerden bazı örnekler vermiş. Bu biraz daha gerçekten taşlar yerine oturuyor diyorlar ya. Mesela iki Müslüman kabile biri öbürünü ziyarete gittiği zaman ben seninle aynı kıbleye doğru namaz kılıyorum diyor. Çünkü gene o dönemde işte tam geçiş dönemi. İnsanlar henüz karar verememişler. Hala Petra'ya mı dönük olacak camiler? Yoksa o kara taş Petra'dan şeye getirildikten sonra, Mekke'ye getirildikten sonra ve orada yeni bir Kabe yapıldıktan sonra oraya mı dönecek? Ve daha sonra da işte Kur'an'ın birçok versiyonu var. Bir tanesi uygun olan, bir tanesi tutuluyor. Ve o da Abbasilerin kontrolü altında olduğu için onların elinden geçiyor. Ve orada bazı düzenlemeler yapılıyor. Bunların ne olduğu belli değil. Olay bu. İşin ilginç yanı, Türkiye'deki İslamcılar buna aşırı karşı çıkıyorlar. Yani herhangi bir karşı argüman sunmadan. Adam diyor ki siz onu Google Earth'ten baktınız. Google Earth'çüler Google Earth'çüler falan yazmışlar böyle. Öyle Google Earth'e bakmakla olmaz falan. Ben kaç senedir yapıyorum bu işi. Allah'ım yarabbim. İşte bu yüzden kaybetmeye mahkumsunuz abi. Çok basit bir şey aslında. Adamın söylediğini yanlışlamak çok basit ki. Siz orada iki Google Earth'ten baktınız. Ben senelerdir yapıyorum bu işi değil ama onun cevabı. Onun cevabı şu. Adamın gittiği yerlere bakacaksın. Veya oradan sen Google Earth'ten göstereceksin. Veya kendin gideceksin. Diyeceksin ki bu adamın söylediği doğru değil. Şu 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 tarihte yapılmış olan, işte senin söylediğin, zaten hangi camiler olduğunu da söylüyor. O camilere gittik, baktık, Petra'yı göstermiyor. Nereyi gösteriyor? Mekke'yi. Diyeceksin, olay bitecek. Bu yüzden kaybetmeye mahkumsunuz. Adamlar argümanlarını o kadar iyi sunabiliyorlar ki yalan da olsa anlamamıza imkan yok yani. Mars'tan geldi dese adam öyle iyi bir şekilde bir belgesel yapar ki anlamazsın yani. Tek tek gidip de bakmayacağına göre. Bu da üzücü bir şey. Çünkü diyelim bu adam bunu dürüstçe yaptı ama Amerika, İngiltere, buralarda yapılan belgeseller veya haberler veya programlar, adamların hitabet yeteneği çok iyi. Argümanlarını çok iyi sunuyorlar. Öyle olunca da doğruyu kendi işlerine gelecek şekilde yönlendirmesini çok iyi biliyorlar. Evet, bu konuda siz ne diyorsunuz arkadaşlar Petra konusunda? Aklınıza yattı mı? Şu bana zaten kesinlikle imkansız gelmiyor. Hani demişler ya, Abbasiler kafalarına göre değiştirmişler ve İslam ilk Mekke'de doğdu şeklinde
yazmışlar. Bana imkansız gelmiyor. Gözümüzün önünde bile dini kafalarına göre değiştiriyorlar. Birkaç sene önce Kutlu Doğum Haftası diye bir şey vardı. 23 Nisan'a denk geliyordu nasıl oluyorsa. Ne oldu o mesela? Ne oldu abi? Bir ara 15-20 gün falan kutlanıyormuş. O ne oldu? Onu da Facebook'ta sordum. Birkaç arkadaş şey dedi, Miraç Kandili ile birlikte kutlanıyor. Biz onu söylediğimizde o şey değil mi? Fethullah'ın yaş gününe mi denk getiriliyordu? Dur bakayım Fethullah'ın yaş gününe bakalım. Aynen abi, 27 Nisan. Türkçe olimpiyatları artı bu kutlu doğum haftası. Bunlar Fethullah için yapılan şeyler diyorduk. İnsan ne kadar kızıyordu bize. Müslümanlar bunu söylediği zaman onlara da atarlanıyorlardı, biliyor musun? Ne biçim Müslümansın sen? Ve bunu arkadaşlar bakın, bunu AKP'nin üstüne atmayalım. Neden? Kim çıkardı bilmiyorum. İlk kim uydurdu onu da bilmiyorum. Ama şunu net hatırlıyorum. Deniz Baykal da gelip kutluyordu. O kutlamalarda Deniz Baykal da vardı yani. Peygamberimizin yaş günü kutlu olsun falan diye. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, bir dinin en doğru yorumlaması nedir? Veya bir dini en doğru yorumlayan kimdir? Tabii ki en çok sesi çıkan. Eğer Fethullah'la bizim mahalledeki uzun abinin arası açılmasaydı, şu anda her sene kutlu doğum haftası kutlaya kutlaya bir noktadan sonra 10 sene 20 sene sonra böyle bir şey yok diyemeyecektim bile. Diyemeyecektin abi. Sana saldıracaklardı yani. Şu an siz neyi kutluyorsunuz abi dediğin zaman sana saldıracaklardı. İslam düşmanı falan diye böyle. Şu an mesela şunu diyebilir misin? Türban. Bak, o türban dedim kaldım. Daha ötesini söyleyemem. Ötesini söyleyemem. Çünkü neden? Şu an artık türban eşittir İslam oldu ya. Artık ötesini söyleyemem. Çünkü eleştirirsem İslam'a dil uzatmış falan olurum. Evet, ilginç konular bu kadar arkadaşlar. Başka konular da var ama üzerinde konuşmaya değeceğini sanmıyorum. Mesela sürekli işte Göktürklerle ilgili filmler gelecek şeklinde bana mesaj atıyorlar. Ondan sonra fragman yolluyorlar. Tamam arkadaşlar, yollamanıza gerek yok. Yeterince yollandı. Daha yollamanıza gerek yok. Bir kere de anlıyorum. Ben de sevmiştim ancak yönetmenin daha iki filmin yönetmeni olduğunu görünce üzüldüm biraz açıkçası. Bununla ilgili konuşacaktım ama aslına bakarsanız ne konuşsak boş. Bakalım, bekleyelim. Belki de iyi bir şey çıkar ha. Evet arkadaşlar, ben şimdi koşmaya gideyim. Dönüşte film köşesinden devam ederiz. Evet, koştum geldim arkadaşlar. Saat akşam 9 oldu. Filmlerimize geçebiliriz artık. İlk filmimiz haftanın yeni filmi. Bunu duymamış olabilirsiniz. Sinemalara geldiğini görmedim. Mayhem diye bir film. Başrolde şu bizim Walking Dead'deki Asyalı, yani Koreli reis vardı ya, o oynuyor. Derek Cho karakteriyle. Filmimizin konusuna gelecek olursak, Belko Experiment'ı bayağı andırıyor. Ancak Belko Experiment'ın çakması değil, değişik bir versiyonu diyebiliriz. Ortada bir virüs var. Bu virüs insanları tamamen çıldırtmak veya işte zombileştirmek yerine süper egolarını engelliyor. Öyle olunca da aniden ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Bu da güzel bir konsept bence. Tamamen böyle deli, aklını yitirmiş zombi olmasındansa yarı insan yarı deli gibi varlıklara dönüşmesi biraz daha hani yenilik katmış diyelim. Bu virüs Belko Experiment'a benziyor dedim. Büyük ihtimalle anlamışsınızdır ne olacağını. Dev bir holding binası gibi bir yer var. Orası işte kat kat. En tepede patronlar, biraz daha altta onun yardımcıları derken onun da biraz altında Derek Cho var. Bu arkadaşımız o gün dürüst olduğu için ve ona insanlar kazık attığı için işten atılıyor. Ancak gitmeye fırsat bulamıyor çünkü dışarı çıkmadan önce çıkışların kapatıldığını fark ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere virüs binaya bulaşmış. Bir süre sonra insanlar çıldırmaya başlıyor. Ve evet, Derek de çıldırıyor. Onun ilk başta kavga ettiği bir kadın vardı. İkisi bir araya gelip, yani artık dost oluyorlar. Ve bir araya gelip onlara kazık atan patronlardan intikam almaya karar veriyorlar. Hazır ortama kaos hakimken. Bu film aynı zamanda ekstrem film de diyebiliriz arkadaşlar. Ki ben bunu ekstrem filmler, en sevdiğim ekstrem filmler listesine koydum. Belko Experiment'tan daha kanlı. Onun haricinde birebir konu da aynı değil. Bazı farklılıklar var. O yüzden Belko Experiment'ı seyredip de beğenen bunu da sever. Yani aynısı olmuş falan demez. Tabii ki improvize silahlar var. Zaten bu tür filmlerin. Ulan ileride çıkar mı acaba?
Hani found footage türü film çıktı ya. Belko Experiment türü film diye. Bu tür filmlerin özelliği zaten improvize, yani doğaçlama silahlar. O da var tabii. Her şey güzel. Anlayamadığım bir şey var. Özellikle bunu Amerikan sinemasında görüyorum. Bazen mesela bu film öyle. Filmi seyrettiğiniz zaman tırt bir kamerayla çekilmiş hissi uyandırıyor bir. İkincisi de en temel, yani film çekerken uyman gereken, filme benzemesi için görüntü olarak en temel kurallara uyulmamış. Motion blur yok. Ondan sonra color grading film gibi yapılmamış. Ve pozlama hızı da, işte pozlama hızı ayarlanmadığı için motion blur yok zaten. Ve filme baktığın zaman film değil de video kamerası veya bir video veya düşük bütçeli arkadaşlar arasında çekilmiş bir yapım olduğunu düşünebilirsiniz görüntü kalitesinden. Gerçekten ilginç. Neden hala da böyle filmler var? Çok basit YouTuber'lar bile bu işi çözmüşken yani. Neden hala da böyle filmler var? Bilmiyorum. Çünkü bu filme şey de katmıyor. Retroluk falan da katmıyor. Eski çekilmiş film görüntüsü falan da değil yani, bildiğin. Adam büyük ihtimalle tabii bilmiyor olamaz yani. Bilmiyor olması imkan vermiyorum da. Büyük ihtimalle öyle de tercih etmiş. Bilmiyorum, bir seyredin arkadaşlar, gözünüzü alacak mı? Veya fark edecek misiniz söylediğimi? Bunun haricinde gerçekten eğlenceli bir filmdi. 10 üzerinden 8 veriyorum. Bir Belko Experiment kalitesi yok. Ona rağmen dediğim gibi bu tür filmleri seviyorsanız kesinlikle tatmin edecek bir film. Müziklerde gene retro synth havası var. Son dönemde, gerçekten son 5 senede falan bayağı popüler oldu bu olay. 80'lerin synthesizer ağırlıklı müziklerini yeni filmlere uyarlamak. Moda nereden çıktı bilmiyorum. Büyük ihtimalle insanlar önce dinlemeye başladı, sevmeye başladı. Ve bu kadar seven, dinleyen insan olunca da filmciler de büyük ihtimalle kullanmaya başladılar. Evet, sıradaki filmimiz haftanın klasik filmi. Efsanevi İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin efsanevi filmi Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Biliyorum garip geliyor bu filmi seyretmemiş olmam. Dediğim gibi film seyretmek ana işim değilken adını duyup seyretmeye vaktimin olmadığı birçok film vardı. Bu da tabii ki onlardan bir tanesi. Önce konuya girelim isterseniz. İçinde tabii ki Guy Ritchie filmi deyince Jason Statham olacak tabii. Hatta Jason Statham'ın ilk filmlerinden bir tanesi. Ya yani o zamanlar bayağı tıfıl. Onun bulunduğu bir arkadaş grubu. Bu arada filmin ilerleyişini anlatmayacağım çünkü çok fazla spoiler var. Bu arkadaş grubu para kazanmak için poker oynamaya karar veriyorlar. Bu gruptan bir kişi gerçekten çok çok iyi poker oynayan, özel yeteneği olan birisi. Ancak poker oynadığı mafya tipli insanlar hile yapıyor. Mekan onlara ait olduğu için böyle gizli kameralarla falan diğerlerinin elini görüyorlar. Hile yapıyorlar ve çocuğu borçlandırıyorlar. Çocuk da işte arkadaşlarını anlatıyor. 50 bin mi ne? 50 bin? 500 bin. 500 bin galiba. Pound borcumuz var diyor. Tabii herifler para kazanabilmek için bu sefer hırsızlık işine girmeye karar veriyorlar. Tam o sırada da komşularının hırsızlık yapacaklarını öğreniyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi o herifler hırsızlığı yaptıktan sonra bunlar da onlardan çalacak. Bu bir konu. Tabii ki Guy Ritchie filmi olunca birden fazla paralel konu olması lazım. İkinci bir konu da iki tane çok kafası çalışmayan adam var. Bunlara hırsızlık görevi veriliyor. Deniyor ki eve girin. İki tane çok eski antika tüfek var. Onları alın bana getirin. Diğer antikalar da sizin olsun. Bunlar da o tüfeği alıyorlar. Sonra o tüfek kayboluyor. Bayağı işe yaramayan bir tüfek ama. Eski olduğu için. Elden ele geçerken o ona satıyor, o ona satıyor derken bizim ilk baştaki kafadarlar satın alıyor. Ve ucuza alıyorlar. Şey için işte, soygun için kullanılacak. Soygun için kullanılacak silah diye bunu alıyorlar. Ama böyle şey 10 saat doldurulan silahlardan var ya. Bununla birlikte bir adet uyuşturucu satıcısı mafya var. Arkadaşlar sanırım mafyalı komedinin atası bu. Hep bunu söylüyorum değil mi? Hep bunu söylüyorum. Ama çok mafyalı komedi varmış lan. Ama gerçekten en mafyalı komedi bu yani. Buraya kadar güzel, eğlenceli, ilginç. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Snatch filmini ben seyrettiğim için ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Ve evet, aşağı yukarı da benim tahmin ettiğim şey oluyor. Zaten arkadaşlar Türk mafyalı komedi filmi seyrettiyseniz de böyle bir sürü mafyayla başı belaya giren iki tane kafadar falan olur ya genelde. Sonunun nasıl bittiğini bilirsiniz o filmlerin. Neyse, daha da fazla spoiler vermeyeyim.
Bu filmin gerçekten manyağı hastası insanlar var. Hayatımda seyrettiğim en iyi film buydu diyen insanlar var. Benim için dediğim gibi tamamen insanına göre, tamamen ne zaman seyrettiğine göre değişecek bir film. Ben Snatch'i seyrettiğim için beni o kadar etkilemedi. Çünkü Snatch, yani Guy Ritchie'nin bir sonraki filmi, bunun daha iyi versiyonu gibi. Brad Pitt falan oynuyor. Onu seyrettikten sonra bu hem biraz sönük kalıyor onun yanında, hem de dediğim gibi sonunu falan tahmin edebiliyorsun yani. O yüzden ben Efe Aydol olarak yani bu filme EFDV puanı 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Dediğim gibi belki bu türü ilk defa seyrediyorsanız daha fazla beğenebilirsiniz. Ha bir de şöyle bir şey var. Seyrettiğiniz, beğendiğiniz Snatch'i kesinlikle seyredin. Hatta Snatch'i siz seyredin yani. En sevdiğim 10 komedi filmi listesinde de Snatch vardı zaten. Guy Ritchie'nin, bence Guy Ritchie'nin Guy Ritchie olduğu filmdir yani Snatch. Sonra benzer tür bir film daha çekmeye çalıştı. Revolver diye. O pek tutmadı. Ondan sonra da artık bu türü bıraktı. Sherlock Holmes'ları çekti. Sherlock Holmes'un da işte o düşünüyor ya, İşte şöyle vuracak, böyle vuracak falan. O da iyi bir trend oldu. Ondan da böyle popüler olan iki tane film çekti. Şimdi ne yapacak merak ediyoruz açıkçası. Gerçekten yetenekli bir yönetmen. Başarılarının devamını diliyoruz kendisine. Sıradaki filmimiz haftanın dünya filmi. Kore'den geliyor arkadaşlar. Kore'ye dönüş yaptık ancak bu daha eski bir Kore filmi. The Tale of Two Sisters. Gene Kore'nin bilinen filmlerinden ve özellikle korku severlerin %100 bildiğini düşündüğüm bir film. Ben aslında bu filmi biliyordum. Uzun süredir seyretmedim. Seyretmemiş olmamın sebebi fena spoiler yemiştim. Gene de dedim ki bu kadar seviliyor bu film, seyredeyim. Seyrettiğime pişman olmadım. Konuyu anlatalım. Filmin başında arabadan iki kız kardeşin indiğini görüyoruz. İçeriye girdikleri zaman üvey anneleri onları karşılıyor. Bir de tabii babaları var. Yani dört kişiler. Sanırım en çok kullandığım laf. Efe Aydal catchphrase'i geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere evde garip olaylar yaşanmaya başlıyor. İşte acaba bir çocuk hayaletim var? Yoksa durumlar nedir? Ne oluyor? Tabii hepsinden önemlisi bu üvey anneyle bu çocukların arasındaki bu gerginliğin sebebi ne? Çünkü anlıyorsunuz ki bir şey olmuş. Yani o arabayla gelmeden önce nereden gelmişler? Bir de o var. Ne olmuş? Gene babalarıyla ne yaşanmış? Üvey anneleriyle ne yaşanmış? Bu kızlar kendilerine yaşamışlar. Bunları tabii bir yandan merak ediyorsunuz. Korkunçluk olarak bazı insanlar bayağı korkmuş bu filmden. Ancak korku filmlerine alışkın biriyseniz çok fazla korku unsuru yok. Daha fazla merak unsuru var. Ne oluyor burada lan diye. Sonu tabii söylemeyeceğim ama en azından hani acaba bir mi yoksa iki mi yoksa üç mü falan diye böyle insanın aklında olasılıklar olur ya. Daha çok tahmin edemeyeceğiniz olasılıklardan bir tanesi. Öyle olması da biraz değişik olmuş. Kore filmi hastasıysanız, seyredecek başka Kore filmi yok mu lan diyorsanız eğer, bu filmin hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Kesinlikle benim hoşuma gittiğinden daha fazla hoşunuza gidecek. Çünkü ben spoiler yemiştim. Filmimize EFDV puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Kafa boşaltıcı korku filmi demiştim ya, bu da onlardan bir tanesi. Sırada haftanın animasyon filmi var. Tabii bu film animasyon kategorisine girer mi girmez mi bilmiyorum. Ben yine de soktum. Çünkü animasyon ve filmin kombinasyonu olan bir film. Zamanında çok çok ünlü olmuştu. Ancak gitme şansı bulamamıştım. Who Framed Roger Rabbit? Yine size tabii bir Efe Aydal hizmeti arkadaşlar. Çok duymuş olduğunuz ama seyretmemiş olduğunuz, konusunda bilmediğiniz bir filmi işleyelim gene. Who Framed Roger Rabbit gerçekten şu bakımdan güzel. Filmin içinde hem Disney karakterleri hem de Warner Bros. Karakterleri var. Bunların ikisini, yani şeyi düşünün. Hem Marvel hem DC'nin bir arada olduğunu. İkisinin böyle bir arada bir şey yaptıklarını düşünün. Filmin başında çok eğlenceli bir çizgi film var. Bu film bayağı da eski ya, 1989 yapımı. Ama ona rağmen çok kaliteli bir çizgi filmle başlıyor. Çok eğlenceli. Şu şeyler var ya, Bugs Bunny çizgi filmleri, ama onun bayağı iyisi yani. Ancak ana karakter Roger Rabbit isimli, daha önceden bilinmeyen bir karakter. Bir noktaya kadar geliyorlar. İşte şey var yani, çizgi filmde bir bebek var. O klasiktir ya, böyle tehlikeli yerlere girer. Tavşan da onu kurtarmaya çalışır. Kurtarmaya çalışırken kendi başına işte bela gelir.
En sonunda yani şöyle bir 10 dakika falan bu çizgi film sürüyor. Ondan sonra kestik diyorlar ve film çizgi film kombinasyonu ortaya çıkıyor artık. Filmin yönetmeni, ışıkçısı, set ekibi bunların hep çizgi film karakteri değil de gerçek insan olduğunu görüyoruz. Ve bu çizgi film karakterleri de aktörlermiş. Roger Rabbit de bunlardan bir tanesi. Hatta bebek konuşan, sigara içen böyle bir karakter. O yüzden şu anda böyle bir yapım olmazdı herhalde. Bebeğe sigara içiriyorlar. Daha sonra gene böyle sokak çocuğu gösteriyorlar. Film kısmında yani çizgi filmde değil de. Orada da gene böyle sokak çocukları sigara içiyor. Ana karaktere sigara veriyor falan. Yani şu anda olmayacak bir şey o. Her neyse ana karakter dedik. O da Bob Hoskins. Hatırlamıyorsanız Super Mario filminde Mario rolündeydi. Bob Hoskins çizgi film karakterlerini sevmiyor, nefret ediyor onlardan. Sonradan öğreniyoruz ki, spoiler değil merak etmeyin, kardeşini bir çizgi film karakteri öldürmüş. Bir de bütün çizgi film karakterlerinin yaşadığı Toontown diye bir kasaba, şehir gibi bir yer var. Orası komple çizgi film. Bu Toontown'un da sahibi Acme ismindeki bir adam. Tahmin edeceğiniz üzere hani o bütün örslerin üzerinde falan Acme yazıyor ya. Söyledikleri üzere Acme bu adammış. Yani soyadı Acme. Bu adam gizemli bir şekilde öldürülüyor. Ve herkes bu cinayeti Roger Rabbit'in işlediğini düşünüyor. Çünkü bir gün önce Roger Rabbit'in karısı var. Onu da seksi çizmişler. Onunla Acme'nin buluştuğu, birlikte olduğu fotoğrafları, hatta Bob Hoskins dedektif o çekiyor. Sonra işte Roger Rabbit'e gösteriyor. İşinden dolayı yani. Öyle kıldığına değil. Öyle olunca da Roger Rabbit çok üzülüyor. Ortamı terk ediyor. Bir gün sonra da işte Acme'nin öldüğü ortaya çıkıyor. Tabii ki herkes Roger Rabbit'in bu cinayeti işlediğini düşünüyor. Bob Hoskins de her zaman olduğu gibi ilk başta istemiyor ama sonradan tamam diyor, yardım edeceğim sana. Ve bu cinayeti kimin işlediğini ve de neden işlediğini bulmaya çalışıyorlar. Ben gerçekten arkadaşlar şu klasik klişe çoluk çocuk çizgi filmi gibi bir şey olacağını düşünmüştüm bunun. Ne bileyim çocuk tiyatrosu falan gibi olacağını düşünmüştüm ama gerçekten daha çok büyüklere hitap eden bir film bu. Yani büyükler için çizgi film gibi bir şey. Filmin kalitesi inanılmaz. Çok kaliteli. Yani çizgi film ve insan sadece yan yana değil. O ona vuruyor, ona yumruk atıyor. O onun yakasını tutup kaldırıyor. Çok büyük ihtimal rotoskop tekniğiyle yapmışlar diye düşünüyorum. Rotoskop tekniği yani mesela bir adam diğer adamın yakasını tutuyor, kaldırıyor falan. Ondan sonra kare kare o tutan adamın üzerine çizgi film çiziyorlar. Bence o şekilde yapmışlar. Gerçi behind the scenes yazsanız direkt çıkar. Ya da Making of Roger Rabbit yazsanız gene çıkar. Filmin ne kadar kaliteli olduğu gerçekten dikkatimi çekmişti. Lan dedim kim çekti bunu acaba? Ünlü bir yönetmen mi? Evet. Robert Zemeckis çekmiş abi. Bildiğin kral çekmiş yani. Back to the Future filmlerinin yönetmeni. Artı Castaway filminin yönetmeni. Artı benim favorim olan Contact filminin yönetmeni. Gerçekten sadece tecrübeli veya sadece imkanı olan, yıllanmış birisi değil. Aynı zamanda yetenekli birisi. Yetenek önemli bir şey. Bu adam çok yetenekli, yaratıcı. Başkasının eline versen eline yüzüne bulaştırırdı. Bence arkadaşlar mesela kız arkadaşınızla seyredilebilecek bir film. Animasyon seviyorsanız kesinlikle kaçırılmayacak bir film. Bununla birlikte film bölümü de kaliteli. Orada da işte film noir türü bir film yapmışlar. O da gerçekten hoşuma gitti. Ama ve lakin beklentilerinizi de çok çok aşırı yükseltmiş olmayayım. Çünkü gene de ne olursa olsun bir evde tek başına havası da var. Yani ne demek istiyorum? İşte kötülerin komik kötü olması, abartı kötü olması gibi. O kadar da olsun değil mi yani? Çizgi filmle filmi karıştırmışsın. Tam da böyle hayvan gibi ciddi de olmasın yani. Ama gerçekten şu an düşünüyorum da bu film çocuklara mı hitap ediyor, büyüklere mi hitap ediyor? Herhalde bizim gibi çocuk ruhlu büyüklere hitap ediyor. Who Framed Roger Rabbit? IMDb puanı 10 üzerinden 8,5 veriyorum arkadaşlar. Sıradaki filmimize geçmeden önce ben biraz soluklanayım. Çünkü sırada yerli filmimiz var ve ben baya bir not almışım. Ve son olarak haftanın yerli filmi. Yine seyircilerimiz tarafından bol bol tavsiye edilen filmlerden bir tanesi. Çakal filmi arkadaşlar. Şey değil, Çakallarla Dans değil, o ayrı, o komedi.
Bu ciddi mafyalı film. Hep mafyalı komedi olacak değil ya, bir kere de mafyalı ciddi olsun. Filmimizin konusu İsmail Hacıoğlu. Boş gezen, boş yapan, arka sokaklarda yaşayan gençlerden bir tanesi. Filmin başında annesi ölüyor. Ölmüş oluyor yani. Zaten kendisi bunalımdayken iyice bunalıma giriyor. Babasıyla kavga ediyorlar. Babasını sorumlu tutuyor annesinin ölümünden. Çalıştığı ustayı da terk ediyor. Derken bilardo oynamaya gittiği mekanın sahibi mafyaymış. O da zaten bir bağlantısı var yani. O bilardo salonunda çalışan kişilerden birisi, bunun arkadaşı aynı zamanda. Onun tavsiyesi üzerine o kumar salonunun sahibi olan mafya arkadaşla tanışıyor. Ve onun yanında çalışmaya başlıyor. Klasik Efe Aydal lafı geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere yavaş yavaş mafyalıkta büyüyor. Ancak dizi değil de film olduğu için biraz hızlı büyüyor. Klasik getir götürücülükten mafyanın sağ kolu olmaya bayağı hızlı geçiş yapıyor. Ha, ne iş yapıyor bu arada? Yaptığı işte kumarhaneye borcu olanlardan işte silah zoruyla borcu tahsil etmek. Konuya devam etmeden önce şunu sorayım arkadaşlar. İyi mafya diye bir şey var mıdır? Çünkü bizde hep iyi mafya filmleri vardır ya. Bir, ikincisi de mafyaya aslında ihtiyaç var mıdır? Bazen böyle bana da mesaj atıyorlar veya işte konuşurken söylüyorlar. Abi bir yamuk yapan varsa indirelim hani. Bu şekilde olunca işte arkadaşlara söyleriz, indirirler falan. Yok öyle bir şey tabii, yapacakları da. Lafta. Ama bir bakıma da bunu ciddi ciddi gerçek olarak düşünen insanlar var. Yani mafya olmaya özenen. Bir durum olursa indiririz. Mafya özenilecek bir şey değil arkadaşlar. Neden? Mafya faydalı bir oluşum değil zaten. Mafya kendisine çalışır. Bir. İkincisi de faydalı oluşum olduğunu düşünüyorsanız ne konuda? Mesela şu konuda faydalı oluşum olabilir mi? Az önce işte filmde bahsettik ya. Borç tahsil mafyası mesela. Çünkü birinin sana borcu var, alamıyorsun. Yani mahkemeye ver, oraya ver, buraya ver. Alamıyorsun. Alabiliyor olsan bile aşırı beklemen gerekiyor. Süreç var. Ve herifte para olduğunu da biliyorsun. Herif kıldığına vermiyor. Böyle çok insan olduğunu biliyoruz. Sen de sıkışmış durumdasın. Sen hayvan gibi sıkışmış durumdasın. O zaman mesela mafyaya söylüyorsun. Bu adamın bana 10 bin lira vereceği var. 5 bin lira vereceği var. Mafya gidiyor silahla tehdit ediyor. Belki topuğuna sıkıyor. O herif de göt korkusuyla gidiyor bankadan kredi çekiyor falan. Kendi başını belaya sokuyor yani. Gidiyor kredi çekiyor, bir şey yapıyor. Bir şeyini satıyor. Evini, arabasını satıyor. Veriyor sana parayı. Sen de götü kurtarmış oluyorsun. Şimdi bunu yasal yollardan mahkemeye versen sen batacaksın. O yüzden şöyle diyebiliriz. Mafya bir niş dolduruyor. Bu filmdeki mafyadan bahsetmiyorum. Çünkü bunlar direkt kumarhane mafyası zaten. Onlar kendi kendilerine çalışıyorlar. Onlar da şu. Serbest piyasa olduğu zaman, o zaman da gene ne demiştik? Okyanus kanunu. Büyük balık küçük balığı yutar. Burada mesela yasa dışı işte kumar oynatıyorlar. Ama diyorlar ki sadece şu 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 oynatabilir. Diğerleri oynatamaz. Yani aslında mafyaya ihtiyaç kalmaması lazım. Devletin mafyaya ihtiyaç bırakmaması lazım. Adam sana borçluysa öyle ya da böyle, düşünsene. Polis gidiyor veya asker gidiyor, topuğuna sıkıyor falan. Sen niye borcunu vermiyorsun lan diye. Ne yapmak lazım ki? Şey, devlet olarak bir böbreğine el koyuyorsun adamın. Adamın hiçbir şeyi yok böyle. Adamın hiçbir şeyi yok. Bir böbreğine el koyuyorsun. Evet, böyle bir tartışma konusu işte. Gördüğünüz gibi bazı durumlarda lazım oluyor. Ama işte işin ideali olmaması lazım. Yani keşke mafya hiç lazım olmasa. Zaten mafyaya ihtiyaç olmasa mafya azalır. Gene olur da azalır yani. Tam psikopat bir ülke olmaz mı lan? Mafyanın işini devlet yapsa. Normalde çünkü şey falan diyebiliyorlar ya. Borçlandığı zaman işte diyorsun evim var, arabam var. A diyor o karımın üstüne. A diyor bilmem kimin üstüne. Şimdi o zaman diyeceksin ki ha öyle mi? O zaman senin ayaklarına beton döküyoruz abi. Ne yapalım, paran yokmuş. O zaman ayaklarına beton döküyoruz abi. Denize atıyoruz seni. Organlarını alıyoruz. Kalbini, böbreğini, dalağını, artık ne satılıyorsa alıyoruz, satıyoruz. Herhalde bu şekilde böyle açıktan açıktan yapılamadığı için mafya diye bir şey var. Zaten Susurluk skandalı biliyorsunuz. Yani mafya ile devletin arasındaki işte ilişkiler, bunları da zaten biliyorsunuz. Herhalde adamlar devlet kontrollü mafya olsun gibi bir şey demişler. Her neyse arkadaşlar, filmimize dönelim biz. Bu gencimiz mafya katlarında yükseliyor ve oradaki mekanın birinci adamı oluyor. Ondan sonra da diğer mafya babaları var tabii. Bir de bunların hepsinin babaların babası var. O da
temel reis, yani mahallenin muhtarlarındaki temel. Bu büyük olan babalardan bir tanesinin diğerlerine kazık attığını öğreniyorlar. Kim olduğunu da tespit ediyorlar. Saçma bir şekilde tespit ediyorlar. Birini döverek adam da kurtulmak için bir isim söylüyor. Bunlar da inanıyorlar. Neyse ki doğruymuş. Ondan sonra kumarhanenin sahibi İsmail'e diyor ki gerçek adıyla hitap ediyorum. Çünkü filmdeki karakterin adını unuttum abi. Evet biliyorum şu an bakabilirim ama dur hatırlamaya çalışacağım ya. Hatırlayamadım lan bakacağım. Akınmış ya doğru. Mafya reis diyor ki Akın diyor sen çok psikopat bir adamsın. Bu arkadaşımızı vurur musun? Akın da kabul ediyor. Gerisini de anlatmayayım artık değil mi? Gerisini de anlatmayayım neler yaşanıyor. Spoiler alanına giriyoruz çünkü. Filmimizin konusu bu. Şimdi film konu olarak ilginç güzel gibi geliyor değil mi? Ancak IMDb olarak 10 üzerinden 6.6 vermişler. Ben de onlara uyacağım ve 10 üzerinden 6.75 vereceğim. Bu da ilk defa böyle bir puan veriyoruz. Neden arkadaşlar? Tabii ki bu da gene kişisine göre değişir. Bazısı bayağı beğenmiş bu filmi. Sıkıntı şu. Toplumumuzun değil, Türk filmciliğinin kanayan yarası. Oyuncuların replikten konuşuyor gibi konuşması. Bu filmde çok felaket. Gerçekten çok kötü. Ağlıyorsun yani. Bir Mustang kadar kötü değil tabii de. Şöyle kötü abi. Mafyalar kendi aralarında inanılmaz düzgün konuşuyorlar. Ama bir de küfürlü konuşuyorlar. Yani ya bir yoldan git abi ya öteki yoldan git. Bak en azından şunu da yapabilirdin. Hani illa düzgün konuşacaksan eski Yeşilçam mafyası gibi de yapabilirdin. Düzgün düzgün konuşuyor sonra istirham ederim beyefendi falan diyor. Onu da yapabilirdin abi. O bu kadar batmazdı. Bunda çünkü replikler genelde şöyle. Mesela o kumarhanenin patronuyla büyük mafya olan temel reis konuşuyorlar. Abi bir orospu çocuğu bizden habersiz at yarışı oynatıyormuş. Ne? Sikerim ben onu. O şerefsiz orospu çocuğu kimse çabuk bulun. Ondan sonra da icabına bakın. Maalesef film baştan sona böyle, filmi ciddiye alamıyorsun bu yüzden. Yani ciddiye alayım diyorsun bir gülme geliyor. Benim tahminim mafya konusunda pek bir bilgi sahibi olmayan, sadece televizyondan görmüş olan bir arkadaş yazmış. Çünkü gerçekten bazı komik sahneleri var. Diyorum ya dizi değil de film olması için çok hızlı ilerliyor bazı şeyler. Adam geliyor daha kendini kanıtlamamış hemen eline bir tane silah veriyor. Git bu silahla, yani rakip mafyanın adamı da olabilir o. Nereden bileceksin ki? Silah veriyor işte, git bu silahla borçları topla gel diyor. İkincisi mesela temiz iş olsun diyor. Gidiyor yol ortasında silahla adamına vurdurtuyor. Susturucu falan hiçbir şey yok böyle. Bir de arkadan geliyor zaten adam. Yani bıçağı soksa çıkarsa hiç kimse anlamayacak. Veya boğsa hiç kimse anlamayacak. Tabii temiz iş pis iş oluyor. Neyse onu söylemeyeyim artık. Bu arada Çakal filmi aslında şu meşhur sahnesiyle ünlü. Hani adam diyor ya bu ne biçim türban diyor kız arkadaşına. Kız arkadaşı türbanlı. Bu ne biçim türban diyor. İşte kafada türban, götte daracık pantolon. Biliyor musunuz YouTube'da bayağı paylaşmışlardı onu. O filmi mesela bu filmden bir sahne olduğunu bilmiyordum ben. Tahmin etmiştim gerçi de. Baş karakter yani İsmail Hacıoğlu oynayabildiği kadar iyi oynamaya çalışmış. Ama sanıyorum yönetimde sıkıntı. Yani özellikle mafyalar falan gerçekten çok komik. Yani sen fikrin düşüncen ne kadar iyi olursa olsun, diyaloglar olmayınca filmi tamamen bozuyor bence. Şey falan var abi. Bu Akın'ın, yani işte bu İsmail Hacıoğlu'nun serseri başka arkadaşları var ama onlar da böyle tertemiz yüzlü. Ya hiç mi serseri görmediniz? Anlamıyorum niye hep böyle bu? Bu niye hep böyle lan? Hiç mi serseri görmediniz oğlum? Bildiğin şey ya. Üniversite hazırlık, iletişim fakültesi hazırlık yani. Sakal var bir tek. Sakalım var, serseriyim ben. Ondan sonra sarhoş taklidi yapıyor bir tanesi. Yani filmde sarhoş. Abi gideriz bilardo salonuna, buluruz dalgamızı yani. Aa oyuncu oldum lan ben de. Bu arada birçok yerli filmde olduğu gibi bunda da ürün yerleştirme var. Ancak burada örnek vermek istedim. Çünkü bence illaki ürün yerleştirme yapılacaksa doğru şekilde yapılmış bu. Çok fazla insanın gözüne sokarak değil. Viski istiyor. Büfede işte viskiyi veriyor. Viskinin JB olduğu gözüküyor. Ama insanın gözüne sokmuyorlar yani. Böylece hani ürün yerleştirme var denilen çok fazla film gördüm yerlerin arasında. En kanseri, en göze batanı, en yani iyi bir film olsa filmi bozacakmış dediğim hangisiydi biliyor musunuz?
Tahmin edemezsiniz. Behzat C. Ankara yanıyor. Oğlum ayıp lan. Yani bu kadar işte sol muhabbeti, ondan sonra Gezi vesaire. Böyle muhabbetlerin havada uçuştuğu, direkt Gezi ile ilgiliydi zaten o film. Böyle bir filmde ayıp biraz abi. Yani Bomonti reklamı var yanlış hatırlamıyorsam. İddia reklamı var. Bir de tamamen alakasız damat. Ama her birinde artık gözü de geçtim ağzına sokuyorlar yani. O filme kadar en kötü ürün yerleştirme Gora filminde diyordum. Onda da kötüydü baya. Ama Cem Yılmaz bence öğrenmiş. Gittikçe daha az batmaya başladı ürün yerleştirmeleri. Yani şey falan o kadar kötü değil. Metro, ondan sonra Pepsi falan kullanıyorlar ya, o kadar kötü değil yani. Yahşi Batı'da da vardı biraz. Ama dediğim gibi bunlar hiçbir şey kalıyor yani. Bence mümkün olduğu kadar ürün yerleştirme kullanmayın. Ama insanların da genel olarak amaçları para kazanmak oluyor. O yüzden ürün yerleştirme kullanıyorlar tabii. Ama en azından kullanacaksanız da bu kadar olsun. Yani bu filmdeki kadar, Çakal filmindeki kadar olsun. Birçok insan bence fark etmemiştir bile. Evet arkadaşlar, notlarım bu kadardı. Bu filmi seven çok fazla insan var. İşin ilginç yanı, sevmeyen ben görmedim. Siz ne düşünüyorsunuz bu film hakkında? Ben sevmek istedim. Düşünce güzeldi. Biraz değil baya baya ağır romanı andırıyor. Yani hafif roman diyebiliriz bu film için. Ama prodüksiyon olarak tabii ağır romana göre baya alt düzey. Bir de tabii şunu görüyorum. Hem teknolojinin ilerlemesi hem bizim de böyle biraz ekipman çevre toplamamız sayesinde mesela böyle bir filmi çekebilirdik. En azından uzun metraj film çekebilecek noktaya gelmişiz. Bu da sevindirici bir şey. Çünkü bayağı ucuza mal olmuştur bu film büyük ihtimalle. Oyunculara verilen parayı saymazsak. Hatta şöyle diyeyim. O düzgün konuşan mafyalar dedim ya. Onlardan bir tanesi direkt Amerikan filmi dublajcısı abi var ya. Gemide de vardı gene. Gemide filminde gene bu Temel vardı ya. Temel Reis vardı. Bir de Kel tombiş bir adam vardı. Hatırlıyor musunuz? Amerikan filmi dublajcısı gibi konuşan. Hatta gerçekten öyleydi galiba. O falan oynuyor. Her neyse abi. Çakal filmi güzel düşünülmüş. Biraz kanser uygulama olmuş. Sevdiniz mi sevmediniz mi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ha ancak neredeyse unutuyordum. Seyretmediyseniz tavsiye etmiyorum. Gerek yok yani. Evet, filmler de bitti. Ben de bittim aslında ama gene de bir adet ilginç bir kısa film seyretmiştim. Alienologists. Bu filmde dünya yok olmuş ve o dünyadan uzaya atılmış bazı ürünleri uzay gemisiyle işte dünyanın yakınında gezen bir grup uzaylı. Bu ürünleri ışınlıyorlar geminin içine ve araştırıyorlar. Ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Bir noktadan sonra da Frank Sinatra müzikleri çalan bir jukebox dedikleri o dev müzik kutularından var ya CD çalan. Onlardan ışınlıyorlar ve şu tap dance yapılan ayakkabılardan ışınlıyorlar. O ayakkabıları giyiyorlar, sonra müziği dinlemeye başlıyorlar. Gerisini de tahmin edebilirsiniz zaten. Eğlenceli bir müzikal, sci-fi müzikal. İlk defa böyle bir şey yapmak istemişler herhalde. Ama gerçekten eğlenceli, seyrettiğinize değecek. Çünkü oyuncular profesyonel tap dansçı belli yani. O yüzden tavsiye ediyorum bu filmi. Evet arkadaşlar, podcast de bitti, ben de bittim. Adresimiz efaydal.com, vimeo.com bölü Efe Aydal, facebook.com bölü Efe Aydal Fan. Eski Facebook hesabından hala bazıları soruyor. Abi neredesin şu an diye. Facebook.com bölü Efe Aydal Fan'dayım arkadaşlar. Eklerseniz sevinirim. Seyircilere orada sorular soruyorum. Onunla ilgili hatta podcast'te de konuşuyorum. O yüzden güzel bir ortam oldu orası. Bunun haricinde instagram.com bölü Efe alt çizgi Aydal ve her zaman olduğu gibi destek olmak isteyen, sorularını okutma şansı yakalamak isteyen ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Düzgün Türkçe ile küfreden mafya babası Denizci Temel Reis'e emanet olun.